İlk defa yani bazı özel günlerde böyle açıyorum programımı. İstemezdi böyle açmamı Meral Okay. Kaybettik. Meral Okay'ımı kaybettik. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, sevginin de ötesinde çok saygı duyduğum Meral Okay'ı kaybettik. Onun için böyle bugün benden pek oynamamı, pek de kahkahalar at. Belki ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak ama gerçekten çok üzgünüm. O hakkın rahmetine kavuştu. O gerçek dünyada, biz yalan dünyadayız. Allah rahmet eylesin inşallah. Zaten çok saygı duyuyordum, çok seviyordum onu. Ama Fedai filminde biliyorsunuz sevgili arkadaşım Tamer Karadağlı ile oynadığımız Fedai filminin senaryosu tamamen Meral Okay hanımefendiye aitti. Orada onu daha çok tanıma fırsatı bulduğum için böyle zaten saygı duyduğunuz, sevdiğiniz bir de daha çok tanıma fırsatı bulduğunuz insanları kaybettiğinizde daha da bir kötü oluyorsunuz. Onun için bugün böyle ay ne oldu bu kadına demeyin. Meral Okay'ımı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Peki devam edelim. Evet, bir Ahmet Özden şarkısıydı. Bu çok severek, duyarak okuduğum. Teşekkürler ediyorum hocam. Eline yüreğine sağlık. Şimdi yine gerçekten diğer bir hoca geliyor. Bir duayen geliyor. Türk modasının gerçekten çok önemli bir ismi geliyor. Alkışlar Canan Yaka geliyor. Dinleyeceğiz, çok şey öğreneceğiz hanımefendiden. Bugün Allah hanımlar nelere dikkat etsin. Bu sene neler moda. Butiğini gezdik. Canan hanımefendinin butiğini gezdik. Hep siyah, hep siyah, hep siyah. Hani Huysuz Virjin'in bir atı gibi. biz de bugün ikimiz de siyahız. Ben valla Meral'den dolayı böyleyim. Canan'ım ama Canan hep siyah. Ben hep siyah. Bazı hanımefendiler de var, bazı beyefendiler de var ki hep siyahı seçen. Aslında bu hani Huysuz Virjin diyor ya, her pasaklı kadın siyah giyer. Valla kulakları çınlasın Huysuz Virjin'in. Değil mi? Doğru, değil mi? Evet. Değil mi? Her aslında duayenler, modanın duayenleri diyorlar ki aslında her hanımefendinin gardırobunda mutlaka siyah bir kılık olması lazım. Niye olması lazım? Bunların hepsini öğreneceğiz. Çünkü bir duayen burada. Alkışlarla yerini alıyorum. Böyle alıyorum ve şimdi de özledim onu, ne zamandır görüşemiyoruz. Bugün aşka dair her şey, çok önemli sorularım var ona. Özellikle bugün postada öyle bir ilave çıktı ki Mehmet Coşkun Deniz onu elleriyle hazırlamış. Oradaki soruları ben burada canlı yayında soracağım. Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkun Deniz geliyor. Merhaba. Benim canım arkadaşım. Merhaba. Benim çok güzel arkadaşım. İkizleri ilk görmeye ben gittim biliyorsunuz. Şimdi evet. Ne oldular onlar? 2 yaşında, bugün doğum günleri. Ay inanmıyorum. Evet, bugün doğum günleri. Buradan bir dakika duayla. Ay kurban olurum yaradana. Nasıl güzellerdi. Daha çok miniklerdi. İlk gidip evlerini çeken sevgili eşi evini açtı o gün. Ay, neler de yapmıştı bize. Evet. Neler hazırlamıştı. Onu da buradan öpüyorum misler gibi. Misler gibi dedim, gene Okan Dalı misler gibi. Ne var bir öpüyorum mis gibi işte, mis mis oh diye. Anam o kızlarla ne oynadım. Değil mi? Değil mi? Çok da yakışmıştı eline Sedacığım. Ay çok böyle ya. İkisini böyle aldım. Evet. Mehmet Coşkun'un ezeli nasıl yakışıyor dedim, ikisi de eline. Ben o defteri kapadım. Kapadın hocam, mı? Hocam sağ ol. Doğum günleri bugün, nice yıllara inşallah. Yavrularınla, o güzel karıcığınla. İnşallah. O çok güzel insan karşılayan, o böyle pozitif enerji yayan karıcığımla inşallah. Çok teşekkür ne ederim. Ne tatlı Sedacığım. Bir kadındır o. Sağ ol. Ne şeker bir kadın. Yani böyle insanlar ne olursa olsun hayatınıza kim girerse girsin ya da ne olursa olsun bir şekilde birbirinin layı bir şekilde ne olursa yani yok artık bulamam olmaz dediğinde bile buluyorsun değil buluyorsun mi? Tabii çünkü buna inanıyor musun? Buldum diyor musun? Ben budur. Buldum kesinlikle ve ben hani hep şunu söylerler işte bunun yaşla ilgisi var mıdır işte hiç zamanla yok. İlgisi kesinlikle yok. Yeter ki içindeki insanın aşk potansiyelini yaşatmayı bilsin. Yaradan gönderiyor. Evet, evet kesinlikle. Yani evet. Onu hani
Mesela işte... bana da gönderdi mesela Ahmet hocam. gönderdi Ahmet hocam. Aydın hocam benim. Şarkı harika ama elinize yüreğinize sağlık. Sen de çok güzel seslendirmişsin. Olağanüstü bir şarkı yani. Çok beğendim. Peki Mehmetciğim hemen şöyle alıyorum. Peki. Çok şey konuşacağız. Tamam. Aşka dair, modaya dair. Canan Yaka bugün çok tüyolar verecek. Artık yaz kapıda, ne yapacağız, nereye gideceğiz, ne yapacağız, ne olacak, hepsini şey yapacağız. Bir kadın nasıl kendini olduğundan daha zayıf gösterir, hangi rengi seçerse daha zayıf durur. Hani telaş, kışın yediğiniz surmalar, yazın sizi tırmalar. Onlara bugün Canan Yaka hanımefendi cevap verecek. Bir şarkı daha, klip şarkım, bir Fettah Can şarkısı. Onu da okuyayım ondan sonra. Teşekkür ediyorum. Yeter bu kadar şarkı. Yeter. Ne istiyorsunuz? Ne konuşayım? Oraya gitmek istiyorum. Evet. Arkadaşlarımla bu da diyor ki konuş. Ne konuşacağım ayol? Evet. Canan Yaka'nın butiğine girdik. Atölye zaten sabahlara kadar bu ara çalışıyorsunuz. Evet. Felaket. Maşallah. Yoruluyorsun. Maşallah. Maşallah. Çok yoruluyorsun ama sen böyle besleniyorsun. Ben seviyorum. Yorularak. Yani benim gibi. Çalışmasam yapamam. Değil mi? Yaşlanırım, ben de ölürüm. Biraz böyle bir ara bir oturdum farkındaysanız. Oğulcan bile dedi ki Allah aşkına git çalış dedi ya. Anne dedi ya. Sana ne oluyor dedi. Çocuğu her dakika aramaya başlıyorum. Zaten öyle bir anneyim. Bir de bizde öyle bir şey var ki baba arıyor. Anne arıyor bir de anneanne de arıyor. Eyvah, ve oğulcan en son dedi ki anne yanımdaki kızları sizin kadar aramıyorlar. Allah'tan çocuğu hani kendini o kadar barışık yetiştirdik ki. Hani bazı çocuk böyle ne arıyorsunuz der. O gülüyor bir de kızları da ya bak annem arıyor, anneannem arıyor, arıyor diye. Bulacak İyi mi memnun mu hayatından şimdi? Çok çok o Milano'da biliyorsun. Milano'da biliyorum. A gittiğinde Milano. Ben ona bazen rastlıyorum ama. Evet. Gezdirsin seni oralarda canım herhalde, ablası. Herhalde. Vallahi öğrenmiştir oranı kurdu olmuştur. Sen ne diyorsun? Aa hem de nasıl? Oralı oldu artık. Çok şey var çünkü postanın ilavesi bak elimde. Evet. Hepsini soracağım burada. Türkiye'nin valla yaklaşık 5000 tane mektup ve e-mail'den seçilmiş en çok sorulan 100 tane soru var orada. Evet burada şöyle bir yayına çıkmadan önce baktım da. İnanılır gibi değil. Evet. Bunların hepsini tek tek sen mi cevaplandırdın? Tek tek ben sorularını çıkardım ve ben cevapladım. Ne güzel cevaplar bile. Cevaplara baktım. Ne kadar güzel şeyler söylemişsin. Teşekkür ederim. Mesela sana aşığım diyen birinin doğru söylediğinden nasıl emin olabilirim? Soruyorlar sana. Mehmet Coşkun Deniz şöyle diyor. Efendim soru bu. Sana aşığım diyen birinin doğru söylediğinden nasıl emin olabilirim? Seni sürekli arıyorsa... Görmek için fırsatlar yaratıyorsa, nazikse, herhangi bir sıkıntında her şeyi bir kenara bırakıp yardımına koşuyorsa, gözlerini Allah Allah gözlerini gözlerinden ayıramıyorsa, sevgi sözcüklerini esirgemiyorsa, biz millet olarak biraz sevgi, mesela özellikle erkekler, ama sen önemli yerde reklam diyorsun ya. Ha onun için reklam. Onun için reklam. En önemli yeri beklesinler diyor. Bizim reklamlarımız da çok şık ve çok güzel. Bir bak bir durun. Bak şimdi geliyoruz biz. Seyret. Al gör. Reklam. Şanslı kadın diye aç yaşıyorsun. Çok yani. Önemli. Evet Canan Yaka. Soru soruyordun. 20 yaşında falandım ya. Daha da küçük. 19 yaşında. 19 yaşında. Tam 19 yaşındaydım. Tam 19 yaşındaydım. Sadece Aslan şu anda izliyor bizi ve 19 yaşındaydım. Canan Yaka hanımefendiye sen annemi de tanıyorsun teslim edildiğimde. Annemi de tanıyorsun. Annemi tabii hanımefendi Mahalla Özbek hanımefendi Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Nurlar o artık arkada oturuyordu hatırlıyor musun? Evet. Beni bir seviyordu. Seviyordu tutuyordu bu pembe beyaz bu Canan buna güzel şeyler yaptı. Tabii seviyordu beni. Ben gidiyordum onun elini öpüyordum. O zaman tabii el verdi, Canan'a el verdi. Canan tabii o atölyede doğduğu için, orada büyüdüğü için bütün hanımefendinin, evet. Mualla hanımefendinin her şeyini aldığı için ben onun son dönemlerine yetiştim ama gerçekten evet. Onu biraz önce niye buraya, yani soru sorarken Mehmet Coşkun Deniz'e niye buraya geldin? Ayça burada ya, dedim ki bak nasıl disiplinli bir kadınım ki. Hala, daha da zayıfsın, o zamandan daha da evet, zayıfsın. Benim elbiselerimi işte yeğenlerim giyiyor. Mesela Ayça bugün bu elbiseyi çok beğendi. Diyor ki hala ne güzel. Dedim ki Mehmet'e bak dedim görüyor musun? Ne kadınım ki
yeğenlerimle aynı beden giyiyorum. Ama kendini seviyorsun, kendine sayıyorsun. Çok. Bir insan zaten kendini sevmeli. Kendini sevmeyen insan hiçbir şey olamaz ve kimseyi sevemez. O kadar saygım var ki size. O kadar dikkat ediyorum ki. Çünkü hani ama giydiğim yakışsın. İşte siz hani bak bunu da bununla yapmış, şunu da şununla giymiş gibi. Mesela Canan Hanım'ın bugün boynunda bir şey var. Söyleyebilirim değil mi? Tabii tabii. Aslında o bir kemer. Ama Canan Hanım almış onu. Şöyle bir atmış. Ve o toplar yanından dedim ki Canan bununla vedalaş, yayında evet. var. Sonra elinden alınıyor dedim. Canın sağ olsun dedi. Canın sağ olsun. Muazzam vallahi, helal olsun. Evet, hemen konuyu reklam arası tabii kaynattığımız için bu arada bunu da söylemeden geçmek istemedim. Aşka dair 100 kısa soru, 100 kısa cevap. Hiç de 100 kısa cevap olmamış. O kadar güzel cevaplar vermişsin ki sana bayıldım. Teşekkür ederim. Ya zaten başka bir adamsın. Sağ ol. O kadar geniş bakıyorsun ki bütün olaylara. Çok teşekkür ederim. Yani benim bile şöyle bir hadi ya dediğim oldu. Yani doğru ya dediğim oldu. Sana aşığım diyen birinin doğru söylediğinden nasıl emin olabilirim? İşte orada kaldık. Seni arıyorsa, görmek için fırsatlar yaratıyorsa, nazikse. Bakın, size aşık olup olmadı. Erkek ya da kadın. Karşınızdakinin size gerçekten aşık olup olmadığını anlamak için şunlara dikkat edin diyor. Sürekli araması lazım. Fırsatlar yaratması lazım sizi görmek için. Allah Allah. Nazik olması lazım. Bazen nazikten hoşlanmayan erkek ya da kadınlar da var. Acık böyle angut angut davranışları sevenler de var. Evet, tabii. Bir parantez açalım. Var ama ister herhalde. Var ama eziklenmekten hoşlananlar evet. da var. Tabii ki belki oradaki nezaket kişinin, iki kişinin kendi arasındaki nezaket daha çok önemli. Belki başkalarına karşı maço ya da kaba görünmekten hoşlanan bir erkekle karşı karşıya olabiliriz. Ya da başkalarının eşini ya da sevgilisini öyle görmesinden hoşlanan bir kadından söz ediyor olabiliriz. Ama birbirleri arasında nazik olmaları gerekiyor evet, kesinlikle. Sıcaklığını hissedebiliyorsan dokunduğunda diyorsun, hediyeler alıyorsa çok önemli, o hediyelerin çok pahalı olması önemli değil. Benim için önemli olan bence bütün kadınlar için hatırlanmış olmak. Bravo. Yani çok önemli. Geçerken sana ne bileyim bir karanfil ya da bravo. Bak sen bunu seversin, şunu aldım. Aldım. Yolda satılıyordu. Bak sen simit seversin evet. ya da sen bak bu kestaneyi seversin. Ben kestane çok severim de mesaj veriyorum. Yani bir tek taş getirmen şart değil, bir kestane al gel ya. Gibi. Değil mi? Zaten saygı olmayan yerde sevginin de yeşereceğine ben inanmıyorum. Evet. Bence bütün aşklarda, bütün sevgilerde önce saygıyı bulmak lazım. Değil saygıyı mi? Bulduğun zaman sevgi ömür boyu sürecek, aşk ömür boyu sürecek bir şey. Evet. Kesinlikle. Ben de buna hemfikirim. Peki erkekler hanımefendi mi yoksa ateşli kadın mı ister? Bunun cevabını senden istiyorum. Bir erkek karşısında hanımefendi bir kadın mı yoksa ateşli bir kadın mı ister? Valla hem hanımefendi kadın ister hem ateşli kadın nasıl yapacağız bunu? Açıkçası. Hem hanımefendi olup hem ateşli nasıl olacaklar? Şimdi hani yerine göre diye bir tabir vardır ya, yerine göre olmak gerekiyor açıkçası. Şimdi başkalarına karşı eşini hanımefendi göstermekten hoşlanan erkekler vardır ama bir aradayken, yalnızken daha ateşli olmasını isteyen erkekler vardır. Fakat burada mesele şu, asıl önemli olan şu. Hanımefendi bir kadının, yani mayasında ateşli olmayan bir kadının kendini ateşli olarak göstermesi komik bir durum yaratıyor. Ya da tam tersi. Nasıl? Tam tersi, hani daha böyle sallapati bir kadının kendini hanımefendi olarak göstermeye çalışması komik bir durum yaratıyor. Burada asıl olan. Peki ne yapmalı? Asıl olan. Var olan kişiliğinizi sırf bir erkeği elde tutmak için değiştirmeye çalışmamak gerekiyor. Zaten o uzun bütün da sürmez. Bu. Evet. Yani, onun için bitiyor zaten evet, çoğu beraber. Rol yapmamak gerekiyor. Bir de bence mesela şey de çok önemli. Yani ne bileyim çok hanımefendi düzgün olup gerektiği yerde bunu göstermek çok önemli. Tabii ki. Gerektiği yerde bunu yap. Etrafa karşı değil. Tabii ki. Değil mi? Yani, mesela ben Canan Hanım'ın da bazı röportajlarında okuyorum. Aslında kadınlar erkekleri değil. Kadın gene kadına karşı giyiniyor. Tabii. En güzel şeyi. Tabii. Niye böyleyiz acaba? Şimdi bizde maalesef ki hep rekabet. Güzel gözükmek, arkadaşından iyi olmak. Onun osu varsa benim de onum olsun.
diye bir yarış içindeyiz maalesef. Bu çok yanlış bir şey. İnsanla, bir de Türk kadını dikkat ediyorsan, ben çok çabuk modayı takip ediyor. Dünyada ne çıkıyor? Önce inanın Türkiye'de. Avrupalı kadın bu kadar yakın takip etmiyor. Ama vallahi Ayşe doğru. Ne giyiyorsa onu alıyor. Kendi kişiliği yok. Ayşe'de ne gördüyse illa onu alacak. Fatma'da ne gördüyse onu alacak. Evet. Birisi bir kuaföre gittiyse hemen onun arkasından oraya gidecek. Halbuki bir kadının kişiliği olmalı. Kişiliği. Kendine has bir tarzı olmalı, stili olmalı. Tamam, modanın değişkenliğinde o stilini kaybetmeden o modanın içinde yoğrulması lazım. Bu çok yanlış. Bir yerde arkadan bakıyorsun bütün kadınlar aynı. Ancak yüzünü döndüğü zaman başka bir kadın olduğunu hissediyorsun. Bu çok yanlış. İnsanların bence hayat ömrü boyunca çok az kuaförü değişmiş olmalı. Ya bir ya iki değişmeli. Yani onunla özleşmeli. O onu tanımalı. Değil mi? Manikürcüsü aynı olmalı. Parfümü çok değişmemeli. Herkes, binlerce parfüm çıkıyor. Kadının dolabını açtığın zaman hep aynı kokuyu duymalısın. Yaşadığı tek için de bu önemli. Denmeli, çok doğru. Ben çünkü sonuna kadar katılıyorum. Adam o seni yabancılaştırmamalısın öyle seviyor. O kokunla yani. Seviyor, o evet. Kılığınla seviyor, o tarzınla seviyor. Sen tarzını değiştirdiğin zaman farklı kadın almış gibi oluyor. Hmm. Yanlış. Çok güzel bir örnek vardır bu konuyla ilgili. İşte diyelim ki hakikaten işte böyle askılı bluz sevmeyi giyen, mini etek giymeyi seven bir hanım var. Ve bir erkek onun o haline aşık oluyor. Sonra erkek kendi egosu baskın olduğu için İlk iş olarak o askılı bluzu giymeyi, o mini eteği giymeyi yasaklıyor ve kadın da sırf onu sevdiği için buna peki deyip kabul edip boyun eğip ama uyuyor. Ama dışarıda mini eteklere peki. Gidip bakıyor ondan bravo. Sonra. Bravo. Çünkü şeyde, aşık olduğu... Aslında ne yapmalı kadın? Olduğu aşık, gibi. Olduğu gibi. Çünkü hiç aşık... kabul ettirmeli tabii. Değil mi? Çünkü sana öyle aşık oldu. O tarzına aşık oldu. Niye peki erkekler bunu yapıyor ego, hayatım? Yani bir kadına aşık olup sonra değiştirmeye çalışıyor. Ego... Başkalarıyla paylaşamamak, aynen. Ben beğendim, başka gözlerde benim beğendiğim gözle ama bakmasın mantığı. Ama öyle sevdin, öyle beğendin kadını. Ama işte, ya, ama i̇şte burada ama işte... bizim kadınlarımız da affedersiniz biraz aptal. Bundan taviz vermemesi lazım. Bunu yapmaması lazım. Ben yanlış buluyorum. Mesela sanatçılarda bu çok daha belirgin önde görüyoruz. Evet. Evleniyorlar, kocası istemiyor, işi bırakıyor. Onu sahnede sevmiş, o haliyle sevmiş. Ev kadını olduğu zaman olmuyor. O gözünde büyüsü gidiyor. Hayatımda tamamen. Bir kere onu yaptım ve ne kadar yanlış yaptığımı sonradan anladım. Karşımdaki de bunu anladı. Yani benim çocuğumun babası eğer beni sahnelerden men etmeseydi belki de o evlilik hala devam ediyor. Muhakkak. Doğruyu söylüyorum. Sonra o da anladı hatayı ama geçti artık şimdi çok evet. Güzel dostu. Sedacığım, Allah de... sağlık versin çok güzel bir eşi var. Allah mutlu etsin ama... Çok önemli bu. Yani sahnedeki kadını alıyorsun ondan sonra sen otur. Böyle bir şey yok. Hiç farkı yok. Sen nasıl o zaman futbolu bırak diye ona dayatmadıysan... Düşün. Onun da sana dayatmaması. Onun da sana aynı şekilde dayatmaması gerekiyor. Demek ki zaten o zaman seni olduğun gibi sevmemiş demek ki. Evet. Yani kafasındaki imaja getireceği bir kadın arıyor demek bravo. Ki. Çok yanlış bir şey. Evet. O zaman git otakini bul kardeşim. Türkiye'de bir de şundan çok şey yapıyorum. Çalışsan da, para da kazansan, imkanların da olsa... Türk kadını erkeğinden bir adım önde olmaması lazım. Kadın işini kapatıp evine geldiği zaman erkeğinden muhakkak iki adım geride durması lazım. Kadınlığını hissedebilmesi için. Canan'ın mikrofonu biraz ses. Stüdyo da duysun çok güzel şeyler söylüyor. Lütfen. Çok önemli. Maalesef son zamanlarda Türkiye'de çok çalışan kadın oldu. Çok güzel bir şey kadınların çalışması. Çok. Kişiliklerini, şahsiyetlerini eline alması. Sen yıllardır çalışıyorsun. Ama, hiç ama bir şeyin ben yoktur. İşimi kapatıp evime girdiğim zaman çalışan kadın olmamam lazım. Bakın dinleyin. Erkeğimden muhakkak 3 adım, 2 adım geride kalmalıyım. Onu onore etmeliyim. Kadınlığımı hissetmek niye için. Niye bunu yapmalıyız? Çünkü biz kadınız. O erkek. Ona o gururu, o onuru şimdi vereceksin. Şimdi feministler senin ağzına biber sürecek. Vallahi istedikleri kadar sürsünler. Sürerseniz de sürün. Sürün yani. Ben bunun doğru olduğuna çok inanıyorum. Niçin? Kendini de kadın gibi hissediyorsun. O da seni karşında kadın görüyor, erkek görmüyor. Ona göre saygı gösteriyor. Ona göre sandalyeni altına sürüyor. Ona göre senin kapını açıyor. Bu güzel. Şimdi şurada Canan Hanım şunu ayırt etmek için bunu söylüyor. Yani... çalışan kadınlar için özellikle diyor. Yani sanatçısı bilmemesi önemli değil. O değil. Da ben kendim bildim bileli Canan Hanım da çalışıyor. Tabii ben 14 Canan yaşından Hanım'ı, beri çalışıyorum. Yani Canan Hanım'ı yerlerde böyle iğne tabii eteklere takıyor. Öyle bir hanımdır.
Yani orada illüzyonisttir, sihirbazdır. Orada oturur, diker, yerlere yatar. Oradandır bakayım etek şöyle olur. Böyle bir kadındır Canan Hanım. Diyor ki ister banka müdüresi olsun. Ne olursan. İster sektörde bir memur olsun. Ya da ne olursa olsun ev temizleyen kadında. Çalışan kadının artık kaşı kalktı. Diyor ki Canan Hanım, hayır bu yanlış. Kaşınızı kaldırmayın. Kadın olduğunuzu karşınızdakine hissettirmeniz için eve girdiğinizde kadın olduğunuzu hatırlayın. Eğer böyle davranırsanız, yani o erkekleşiyoruz ama tabii, çalışmak bizi erkekleştiriyor. Erkekleştiriyor maalesef. Çalışan kadın artık kadın erkek çalıştığımız için eve girdiğinde kadın eskidenmiş o işte kadın yemek yapar, çocukları okula yollar, kocayı bekler, herkes yemeğe inecek, çocuklar yatağa, halimize yatıyoruz. Şimdi öyle değil. Herkes burnundan soluyor, herkes çalışıyor. Ama şartlar ne olursa olsun diyor, evinize girdiğinizde kocanızın biraz gerisinde durun. Siz hazırlayın, siz yapın. Peki ben yaptığımda yaranamadım, ne olacak? Yok, yaranırsın. Yani onun da dozu var, onun da dozunu kaçırmamak lazım. Demiyorum esiri olalım ama kadın gibi olalım yani. Bazı şeyleri sormayı bilelim. Bir restorana gittiğimiz zaman bana şunu getir demeyelim. Bunu isteyebilir misin diye kocamızı ön plana alalım. Ha. Bunlar çok önemli. Kocanı onore etmen lazım. Şimdi feministler kızmasın. Hukuki ve medeni anlamda eşitsizlik söz konusu değil ama ilişkilerde eşitsizlik söz konusu. Muhakkak ki. Bir ilişkide kadın ve erkek eşit değildir. Roller çok keskin bir biçimde dağıtılmalı. Aynı fikirde. Çok keskin. Yani o kadar keskin ki bildiğimiz klasik geleneksel kadın erkek rol dağılımı. Tamam mı? Evin geçimi şusu busu genel olarak erkeğe aittir. Evin derlenmesi, toplanması kadına aittir. Bakın şu medeni kanuna göre hiçbir erkek karısını iş bulamıyor diye boşayamaz. Ama bir kadın kocasını iş bulamıyor diye boşayabilir. Şimdi kanun bile bu şekilde çok net olarak rolleri biçmiş, kesmiş. O yüzden de Canan Hanım'ın dediği gibi herkes kendi yerini bilecek. Erkek erkek olduğunu, kadın kadın olduğunu hissedecek. Elektrik parasını yatırma, su parasını götürme. Tabii ki hayat müşterek. Tabii ki işte ben çocuğu okula götüreyim, sen de elektrik parasını yatır. Tamam, okey, bunda bir problem yok. Ama kadının yapacağı şeyleri erkek yapmaya başladığı zaman kadının gözündeki erkek imajı da yıkılıyor. Yıkılıyor, o zaman sevemiyorsun evet. Da o adamı zaten. Erkeğin yapmak istediklerini doğru. Kadın yaptığı zaman da erkeğin gözünde herkes yerini bilmeli, görevini bilmeli. Kesinlikle. Yani yeni gençlikte bu çok önemli. Yeni çok gençlik önemli. Biraz bunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor maalesef. Yani bence bir kadın kocasından evvel eve girip kocasına kapıyı kadın açmalı. Ne kadar çalışırsa çalışsın. Demiyorum bunu eksepsiyon günleri vardır, olmadığı zamanlar vardır ama mantalitesi bu olmalı kadının. Kafasındaki mantalitesi bu olmalı. Erkeğinden iki adım geride kalmayı öğrenmesi lazım. Saygı duyulmak, sevgi duyulmak istiyorsa. Evet. Peki burada çok güzel bir soru daha var. Çağımızın sorusu aslında bu. Yani bu durumda bu konuyla karşı karşıya kalmış insanları çok programıma konuk olarak aldığım olduğu için bunu özellikle sormak istiyorum sana. Sana yine soruluyor. İnternette tanışılan biriyle ciddi ilişki yaşanır mı? Yine canlı yayında cevap istiyorum. İnternet bir tanışma ortamı. İşte sosyal paylaşım sitelerinden biri ilginizi çekebilir. Ama hepsi o kadar. Yani tanıştın ve ilgini çekti. Bunu gerçek hayata taşımadığın sürece internette tanıştığın bir kişinin ciddi olup olmadığını zaten anlaman mümkün değil. Yani ben de öyle şeyler görüyorum ki 3 sene sadece internetten yazışıp birbirleriyle bir tek kere bile görüşmeyip ama biz çok ciddiyiz, evleneceğiz diyen insanlar var. Tabii ki fasafiso, tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ama internet bir platform, tanıştın, buluştun. Aa evet, hoşuna gitti. Göz teması olmadan tanışma olamaz ki zaten. Olamaz tabii ki. Zaten, göz teması olacak ki hani, tanışma olsun. Şimdi insandan şimdi çok moda ya, elektrik aldım, elektrik alamadım. O dediğimiz şey aşkın kimyası. O elektrik dediğimiz şey ilk anda salgıladığımız feromon diye bir koku. Ben sana sinyali gönderiyorum, sen bana sinyali gönderiyorsun. Evet, şimdi bakıyoruz izdivaç programlarında bile elektrik almadım diyor kaç yaşında insanlara bakıyorum. Erkeklerde, kadınlarda, ne bileyim 60 yaşındaki, 70 yaşındaki koca koca kadınlara ve adamlara da bakıyorum. Elektrik alamadım diyor. Evet.
Şöyle bakıyorsun. Elektrik değil o, kimya. Zaten orada bir aşk beklenmez. Ama siz internette birine hayran olabilirsiniz. Hoşlanabilirsiniz. İlginizi çekebilir, hatta arzu edebilirsiniz. Ama hiç görüşmeden aşık oldum diyemezsiniz. Hiç görüşmeden ben bu adamla ya da bu kadınla evlenirim ya da evlenmeye karar verdik diyemezsiniz. Ancak karşı zaten öyle bir şey varsa oradan şüphelenin. Biri size görmeden ya evlenebilir miyiz ya da evlenme teklif ediyorsa şüphelen ondan. Orada bir problem var demektir. Yani öyle karşılaşılmadan bir şey böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Olmaz. Mümkün değil. Olmaması yani lazım. O kadar bu konuda mağdur olanlar var ki, dolandırılanlar. O kadar çok ki. Yani kadar kız çok birinin ki. Resmini yolluyor, yazık o da ona para yolluyor. Yani bir sürü programımıza konuk alıyoruz. Ya maalesef benim adımı kullanıp dolandırdıkları kadınlar oldu. Şimdi ben hani söyleyeyim, bir tane adam kendini Mehmet Coşkun Deniz olarak tanıtıyor internette. İnanmıyorum. Evet, Sedacığım. Hatta Mehmet Coşkun Deniz diye biri yok. Onun bütün yazılarını ben yazıyorum ama takma isimle yazıyorum diye bir doktor hanımefendiyi, tıp doktoru hanımefendiyi İnanmıyorum. Aylarca dolandırmış. Sonra benim önüme geldi, bu yakalattık bilmem ne falan. Hem de bir doktor hanımefendi. Evet, doktor hanımefendi. Bu kadar da keklenilmez yani. Tuhaf maalesef yani milletiz. Maalesef yani. Ama o kadar güzel rol oynuyormuş ki. Mesela gidiyormuş kitapçıya, benim kitaplarımın olduğu rafa gidiyormuş. Tezgahtar çocuğu çağırıyormuş. Niye bu kitapları arkaya koydunuz? Öne koyun bunları falan. Hasta böyle... o. Evet. Hasta böyle bir şey yani. Şimdi de mesela bizim... Sedacığım ben... esasen sen şu mesajı ver insanlara. Bu internet denilen tek dişli bir canavar. Bunu çok maalesef bilinçli yerlerde kullanmak lazım. Böyle şeyler, yazışmalar, sevgililer... Bunlar çok yanlış şeyler. İnternet çok dünyada da var. Ya, çok bu, faydası bunun var. Harici. Bununa, bu harici tip şeylerde yani kullanmamak ben lazım. Bir şey bunlar çok yanlış şeyler. Evet, hemen oradan öğreniyorum. Yani o kadar da öğretici, o kadar güzel tabii, tarafları da var. Ama ki. İşte o kısmını kullanmak lazım. Evet. Her şeye girmemek. Çok da yuva yıktı Canancığım. Çok yuva yıktı. Çok. İnanılmaz tehlikeli bir alet esasen. Evet, işte yine internetle ilgili özellikle burada sana soruluyor. Sanal seks aldatma sayılır mı? Aldatmadır tabii ki. Kabul eden var, etmeyen var açıkçası. Bence bir insanın fikrinden, aklından evet bile geçmesi evet aldatmadır. İlle kabul de... eden var, etmeyen var. Ya bu şeye dökülmedi, gerçek hayata dökülmedi, düşüncede kaldı deyip bunu affedebilen var. Kimisi de diyor ki hayır ya, aklına girdiği andan itibaren... Bence de. Beni aldatmıştır. Türkiye'de buna olgun adam diyorlar. Diyen de var. Yani burada ama şunu belirlemek lazım. Sence aldatma, bence aldatma. Canan Hanım için de öyle. Aldatma değil diyene de vay efendim niye aldatma değil diyorsun da dememek lazım. Çünkü herkesin koşulları, herkesin düşünce biçimi farklıdır. Yani ben eşimin bu tür şeylerine izin vereyim ki başka şeylere tevessül etmesin diye düşünüp hani bunu hoşgörüyle karşılayanlar yani da var. Bence de öyle değil. Bence öyle değil. İnanın var. Yani inanın erkek de var demek ki söylüyor aynı, kendi de rahat etsin diye, kendi de bu düşünceleri aklından geçirdiği için karısının böyle bir şey yapmasını tasvip ediyor olabilir ama yani normal olarak hiçbir kadının yani bir saniye bile aklından başka bir şeyler geçiyorsa, bir adamı arzuluyorsan, olman önemli, aklından onunla beraber olmak veya bir yemek yemek bile geçiyorsa o ilişkin bitmiş demektir zaten. Benim için de öyle. Ben bunu söylerim her zaman. Fakat çok önemli bir şey var. Dediğim gibi herkesin koşulları kendi içinde değerlendirilmeli. Aslında bu bize söylüyor göre. Evet. Bakın bu bize göre. Buna ben her zaman diyorum ki ya aldatanı affetmeli mi, affetmemeli mi? Affedene de niye affettin diye soramazsın. Affetmeyene tabii de niye affettin kendisini diye soramazsın. Yani hani ben dışarıdan şahsi çok... kendi fikrim olarak söyledim evet, zaten. O yüzden yani hani evet kimisi aldatma olarak görüyor, kimisi aldatma evet, olarak görüyor. Evet çok güzel bir soru soracağım. Cevabını reklamdan sonra alacağım. Evli erkekler kadınlara neden daha cazip geliyor? Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar. Sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim, televizyonu yeni açanlar için konuklarımı hemen tekrar hatırlatmak istiyorum. Aşk doktoru diyorlar ona, Mehmet Coşkun Deniz. Bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi Posta'da şöyle bir ilave çıkardı. Tamamen sorular sizden, cevaplar Mehmet Coşkun Deniz'den. Aşka dair 100 soru, 100 cevap. Ve değerli duayen hanımefendi Canan Yaka burada moda ile ilgili çok önemli tiyolar olacak ama Coşkun Deniz'le devam ediyorum. Reklama girmeden önce evli erkekler
kadınlara neden daha cazip gelir? Kadınlar kopyacılık refleksi diye bir şey geliştiriyor. Evliliği hiç denememiş bir erkek yerine denemiş ve başarmış bir erkeğin hayatını alıp aynen kendi hayatlarına monte etmek istiyorlar. Çünkü evliliği yapmamış erkek muamma, soru işareti. Onu bilmiyor. Nasıl bir koca olacak, nasıl bir baba olacak bilmiyor. Ama denenmiş bir erkek varsa, daha doğrusu bir kadın bir erkeği seçmişse bunun bir nedeni vardır. Tipik kadın mantığı. Yok olamaz. Kadınları da bu kadar aptal yerine koymayın. Estağfurullah. Aptal yerine, aptal yerine koymuyorum. Şimdi kadın bunu böyle, ben yani onunla kim bunu şey yaptıysa kabul etmiyorum. Niçin etmiyorum? Siz gideceğiniz bir evli erkeği alacağınız, o evli erkek de karısını bırakıp sizi alacak. Muhakkak 3 gün sonra sizi de bırakıp başka kadını alacak. Ben yani kendini alacak. Böyle bir mantık yok yani. Bir dakika, kadın kendini alacak tecrübeli demedim. Tecrübeli erkek diye alınmaz bu yani. Yok, alacak yanlış demedim. Şey. Alacak demedim. Zaten nitekim o tür ilişkilerin sonunda herkes kendi evine dönüyor, o ayrı. Ama niçin evli erkek cazip sorusunun cevabını veriyoruz. Vallahi çoğu para için. Ha, çok rica ederim. Bir de çok gördüm, çok duydum, çok yaşadım. Çünkü evli erkek ona nikah veremeyeceği ve evde de duymaması lazım daha güzel gelen bir karısı yani olduğu için daha iyi sömürüyor. Ama hep sömürüyor. Paralılar arasında yaşanmıyor. Hayır, parasızlar için de öyle. Evdeki karısının ekmeğinden kısıyor. O sevgilisine ona veriyor, onu gezdiriyor, onu yani yürütüyor. Bir de şu da var. %99 böyle. Şu da var. Benim mesela gözlemlediğim bu da var. Evli erkek niye tercih ediliyor biliyor musunuz? Bazı kızlara, bazı genç kadınlara bakıyorum. Evli erkeği tercih ediyorlar. Çünkü ayağına dolanamıyor. Tabii. Yani istediğini yaptırıyor, istediğini aldırtıyor, yaptırıyor. İstediği yere tabii gidiyor. Sen evlisin istediği diyor, gibi kullanabiliyor. Kullanıyor. Yani bana ona bu taraftan da baktın mı hiç Mehmet? Ya bu taraftan da baktım ama şimdi o söylediğiniz şey gerçekten çok küçük bir çevre. O söylediğiniz şeyi yaşayan çevre. Aksine evli bir erkek olup da bekar bir kızı kullanan çok sayıda erkek de var. Evli olduğunu saklayarak evet bunu yapanlar var. Evli olduğunu söyleyip ben çok mutsuzum, karımdan boşanacağım diye kandıranlar var. Yani burada sonuçta bu sorudaki amaç evli erkeğin cazip olmasının cevabı. Yoksa evli bir erkekle bekar bir kadın arasındaki ilişkinin dinamini saatlerce tartışabiliriz. Sonuçta ne olur? Kim zararda çıkar? Kim bundan fayda elde eder? Bunu saatlerce tartışabiliriz. Ama cazip olmasını bilimsel olarak ölçmüş İtalya'da Pisa Üniversitesi. Diyor ki kopyacılık refleksi. Kadın çok basit bir mantıkla gidiyor. Çünkü kadın bir erkeği seçerken sadece erkek seçmiyor. Sadece tipine, yakışıklılığına, şusuna busuna bakmıyor. İyi bir baba olacak mı? Sorumluluğu var mı? Bir evi çekip çevirebilecek mi? Benim bakımımı sağlayabilecek mi? Bütün bu sorular aklında var kadının. Ve evli bir erkek olduğu zaman görüyor ki evet o başarmış onu. Evet o başarmış. Ve siz dediniz, kadınlar arası rekabetten söz ettiniz az önce. Tabii. Moda konusundaki rekabet neyse bir erkek konusundaki rekabet de aslında aynı. Hiçbir farkı yok. Daha iyi olmak, kendini o adamın eşinden daha iyi göstermek, hatta evet onu eşinden koparabilmek. Bu mümkün oluyor mu? %98 olasılıkla mümkün olmuyor. Çünkü sonuçta bir takım şeyler yaşanıyor. Yaşandıktan sonra evli evine, köylü köyüne dönüp herkes yoluna devam ediyor. İşin peki, gerçeği de bu. Aynı şey evli kadınlar için de geçerli mi? Yani evli kadınlar da erkekler tarafından ilgi odağı oluyor. Orada, niye? Orada senin söylediğin şey daha geçerli. Sorumluluk alma yok. Hmm. Bir ilişkiyi sürekli olarak devam ettirme gibi bir düşünce bu kadın yok. Bana, yani ha, nasıl güzel olsa evli. Hani ben yarın bir gün istediğim gibi bıraktığım zaman bana askıntı olmayacak. Biraz işte da adrenalini yükseliyor tabii ya, ki. Zaten işin içinde bu varsa, yani ihanet dediğimiz şey varsa, evli olsun bekar olsun. Yani sevgilisini aldatan da ihanet ediyor demektir. Tabii ki heyecan, adrenalin, işte bir takım farklı zevkleri yaşamak, bütün bunlar devreye giriyor elbette. Ama evlilik... O zaman bu kişiler hiç evlenmesinler. Evlilik yani herkese göre mi? Yani ben bunu anlamıyorum. Adrenalin seven kadın ya da erkek ne diye evlenir ki o zaman? Git hep değişik şeyler yaşar. Şimdi orada ama o zaman daha mı adrenalin oluyor yani? Şimdi orada yasak, evliyim ya, de korku, bu da beni beğeniyor, yakalanırım, istiyor. Yakalanırım, yakalanmam, işte çıktım, gidebildim, bu gelebildim. Bu kimisini besleyebilen bir şey. Bazı kadınları da bu besliyor. Yani besleyebilen bir şey. Orada bir soru daha var. İşte bekarlığında çapkın olan erkek acaba evliliğinde de aynı şekilde mi devam eder?
İkisi de mümkün. Bunu bir yaşam biçimi haline getirmişse eğer, böyle yaşamayı alışkanlık haline getirmişse evet devam edebilir. Ama ya tamam ben yaşadığımı yaşadım, artık bir aile kurmak istiyorum ve ben bu işlerden elimi ayağımı çekmek istiyorum diyen de vardır ve onlar da çok başarılı evlilikler yapmıştır. Yani bunun kesin ve net bir cevabını bulmak şimdi, mümkün değil ki. Artık böyle şeyler çok yaşanır oldu. Canan Hanım'a bunu sormadan önce mesela çok büyük giyim mağazalarından biri de işte kadın gidiyor karısı bir şeyi değiştirmeye. Diyorlar ki size şunu da göndermiştik, onu beğenmediniz. Meğer adam sevgilisine yollamış onu. Böyle şeyler onlar de oluyor tabii hem ki ama sevgilisiyle hem karısını giydirdin hiç oldu mu Allah aşkına? Hayır, benim prensibim olarak çok bu teklifler geldi. Ama bilmiyorsun bana. Geldi. Bilmemem imkansız. Bizim yani kısıtlı yemin bir camianın içindeyiz. Her büyük şeyi duyuyoruz. Büyük açıklama bana Canan'a böyle kadar. Çok da söyleyen oldu. İşte hanımını giydiriyorumdur. Sevgilisine de bir şeyler yapmam söylendi. Hiçbir gün kabul etmedim. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi hiç kimseye yapamam. Ve çok bence bu şerefsizlik biraz. Ne zor bir şey. Yani ben seninle bu kadar dostum, ahbabım, canım diyorum, ciğerim diyorum. Sonra da para için senin kocanın sevgilisine dikiş dikeceğim veya bir şey satacağım. Benim prensiplerime aykırı. Ne aşağılık. Ben çok şey. Katı kurallı bir kadınım. Ömrüm billahta. Belki bundan çok madden kaybettim ama manevi çok şeyler kazandım. Hiç bana göre bir iş değil bu. Üst gelir seviyesindeki birçok erkek aynı kuyumcuyu, aynı çiçekçiyi, aynı modacıyı kullanabiliyor açıkçası. Yapmak istiyor. Şimdi, yapmak burada istiyor. Özellikle evet. Yapıyor. Evet. O kendini tatmin ediyor. Genellikle bu Türk erkeklerinde var. Var. Çünkü Türk erkeği zaten doğarken 1-0 galip doğuyor. Erkek evet. Çocuk. Evet. Kadın tukaka, erkek çocuk ama prens. Ama bir o kadar da saf tarafları var erkeklerin. Tabii. Mesela öyle erkekler, öyle yani ben bunlara hakikaten çok üzülüyorum, acıyorum. Ayol karısını da sevgilisini de aynı mağazaya götürüyor. Be salak. Sevgilini yandakine götür. Salaklıktan bir de bedenleri de birbirine uymuyor mu? O sırf salaklıktan o 40 değil. Hanımefendi ben size bunu övünmek vermemiştim. Övünmek için Türkiye'deki %90 erkek zamparalığı övünmek için yapıyor. İkisini niye aynı bir yere götürüyor? İnanın övünmek için yapıyor. Ya övünmek için ama tamam kabul ediyorum. Fakat hakikaten bilinçsizce yapıyor bunu. Yani bilinçsiz. Vallahi yani bilinçsiz bundan. Neden? Sonra hadi ayıkla pirinci taşı. Ayol evet. İkisini de niye aynı yere götürüyor? Manyak öbürünü de öbür mağazaya şimdi götür bari. Erkeğin düşünce yapısı hedef odaklı. Hedef ne? Karımı da sevgilimi de memnun edeyim. Nereden memnun edeyim? Buradan memnun evet. Edeyim. Bu kadar basit. Neden sonuç ilişkisini, neden sonuç bağlantısını bir türlü çözemiyor? Oysa bir kadın bunu yapmaz. Bir kadın eğer aldatıyorsa o kadar dikkatli davranır ki mümkün değil. Tabii. Mümkün zaten değil. Hep son koca öyle. Duyar derler. Evet. Evet. Bunu dedektifler bile söyledi biliyor musunuz? Kadının aldattığını çok zor çıkarabiliyoruz. Erkeği şıp diye yakalıyoruz. Yani kadın gidip de kocamı yakala diyorsa çok çabuk yakalıyoruz. Ama bir erkek karımı yakala çok zormuş. Çok yani zor. Aynı çok mağazaya götürür. Yazık ben ondan acıyorum bunlara çok. Aynı lokantaya çok götürür. Aynı lokantaya götürür. Çünkü garip bir şey vardır bir de. Kendine güven. Ben yakalanmam. Ben akıllıyım. Erkekte beni kimse değil mi? Evet ama sonuçta mutlaka yakalanır. Mutlaka yakalanır. Hayatta hiçbir şey gizli kalmaz. Evet. Ne hırsızlık ne de bu tip şeyler. O şeyin hiçbir bunlar bu tip peki, yanlış burada işler gizli kalmaz. Bu soru çok hoşuma gitti. Bunu belki de ekran başında bekleyen çok kadın vardır. Kocam her gece sırtını dönüp uyuyor. Aldatılmayı hak etmiyor mu? Bence etmiyor. Kimse aldatılmayı hak etmez. Yani ne yapsın bu kadın şimdi? Ne desin mesela adama? Şimdi kadın olsun. Canan Hanım. Valla bugün olağanüstü yani. Kadın olsun, kadın olsun. Evet, kadın olsun. Bazen kadınlıkta yetmiyor açıkçası. Bunu konuşması lazım elbette. Yani şikayetlerini çok açık bir şekilde dile getirmesi lazım. Çiftler arasındaki en büyük problem iletişim eksikliği. Türkiye'de konuşmuyorlar, biriktiriyorlar. Kocan sırtını dönüyorsa konuşmayı bunun bilmiyoruz. Evet, oysa bunun ki bir konuşmak nedeni, lazım. Bunun bir nedeni muhakkak olabilir. Senden kaynaklanıyor olabilir, ondan kaynaklanıyor olabilir. Kadın olsun doğru, belki sen kadın olamadığın için olabilir. Veya adamın kafasında senin bilmediğin başka bir sürü soru işaretleri olabilir. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama konuşamıyoruz biz. Konuşup
akıllıca konuşamıyoruz. Ya konuşmaya başladığımızın ikinci saniyesinde kavga etmeye başlıyoruz, ya da her şeyin üstünü kapatıp biriktiriyoruz. Ondan sonra da hiç konuşmadan ayrılıyoruz. Evet. Mahkemede bitiyor bu işler. Evet, konuşmayı yani bilmiyoruz. Aslında kadınlara da erkeklere de Mehmetciğim de çok zamanlar ekrandan da seslendik. Konuşun ne olur. Konuşmayı bilmiyoruz. Tartışın, masaya yatın. Niçin? Çünkü sırf karı koca oluyorlar, arkadaş olmuyorlar. Olmuyorlar. Uzun süren evlilikleri, hep bakın, hep mutlu evlilikleri. Arkadaş. İyi bir arkadaştırlar. İyi arkadaş olmadan ömür billah yaşayabileceğin bir karı koca ortamı bulamazsın. Arkadaş, sen bunu yaptın. Arkadaş olduğun zaman da her şeyi konuşursun zaten. Evet, zaten dönüşüm şöyle olmalı. Aşk süper. Ama sonsuza kadar sürmez. Sürmez. Sevgiye dönüştürürsün. Sevgi, o da çok güzel. O da çok güzel yetmez, hayat arkadaşlığına dönüşür. Sevgi de vazgeçilmezlik getirir. Tabii ki. Yani. Çünkü sevgi zaten bir emek. Vazgeçilmezlik. İnsan emek verdi. Niçin en çok çocuğunu dersin seversin? Çünkü tabii en ki çok emeği ona verirsin. Tabii ki. Şimdi sevgi bir emektir. Karşılıklı birbirine emek verdiğin zaman ömür billah seversin. Aşkla sevginin arasındaki en büyük fark budur. Aşık olduğun insandan nefret etme olasılığın vardır. Çok anlık değişebilir. Değişir. Hep çarpıcı bir örnek veririm, tekrar vereyim. Elini tutup beline sarılıp yolda yürürken dersin ki ya Rabbim şu an canımı alsan ölsem gam yemem gayrı, o kadar mutluyum ki dersin. Ama o adam yanından geçen birine şöyle bir baksın, az önce canını vermeyi düşündüğün adamı gebertmeyi düşünürsün. Evet. Şimdi bu aşkta var. Ama sevgi de artık sevgiye dönüşmüşse, sevginin içinde huzur var, güven var, saygı var. Gene baksın, o zaman da şöyle bir dirseğinle dürtüp evet, bari benim yanımda bakma ya der, güler geçersin, hoşgörüyle karşılarsın. Evet. Çok peki, önemli fark. Erkeklerden bahsettik, şimdi kadınların da, ha, ama onu söylemedin, şimdi adam sırtını dönmüyordu, kadın ne yapsın? Konuşacak. Konuşsun. Tek çaresi bu. Çünkü bakın, şöyle bir dürt de ki arkadaş nedir senin de evet, sorun? Hey derdin ne de? Evet. Ya da Canan Hanım dediği gibi kadın ol, bir şey yap yani. Ne tabii bileyim yani, adamın. Akıllı yani, kadın her zaman şey yap adama, çok iyi idare eder diye ya düşünüyorum yani. Birazcık bunu erkeğin de istemesi lazım tabii. Hani bazen evliliği de meslek gibi görmek lazım bence. Evlilik bir iş, bir uğraş. Bir iş, bir kesinlikle uğraş. Onunla da uğraşacaksın. Yani mutlu yaşamak istiyorsan, iyi yaşamak istiyorsan, düzgün bir yuvan olmasını istiyorsan bunu da bir oya işler gibi işlemen lazım. Ağzınızdan bal damlıyor. Çünkü bize hep evliliğin bir son olduğu öğretildi. Flört, uğraş, didin, nikah masasına otur. Yıllık? Biz 21 senelik evliyiz. Aman maşallah. Bırak da konuşsun ya. Tabii. Kadın. Nikah masası. Çok iyi bir arkadaşız. Çok iyi bir kardeşiz. Çok iyi anne babayız. Çok iyi bir sevgiliyiz. Ya bunlar olduğu zaman güzel gidiyor tabii zaten. Tabii ki. Çünkü nikah masası bir son değil, bir başlangıç. Nikah masasına oturtman senin başarılı olduğunu göstermez. İmzayı attırmak her şey değildir. Her şey o zaman başlıyor. Türk filmlerindeki gibi değil. Tarık Akan Gülşen Bubikoğlu'yu kovalar. Filmin sonunda nikah masasına otururlar. Son erler film yazar. Biter. Bitti. Sonra ne oluyor orada? Biz bilemedik bunu. Çok uzun yıllardır bilemedik. Bilemedik. Öğretmediler mutlusun bunu. Tamam. Geçen gün magazin programları seyrediyoruz. İşte orada gösteriyor. 7 ay oldu boşanıyorlar. Ergin dedi ki bana ya bunlar ne manyak. 7 ayda ne yaptılar ne ki bunlar? Ki ne anladınız ki birbirinizden? Nasıl boşanıyorsunuz 7 ayda? Son zamanlarda dedi ben televizyonda hep 6 ay 7 ay. Bir sene bile olmuyor bunların evlilikleri. Acaba şey dedi mi diye düşünüyorum ben. Mesela artık benim ilişkiye bakışım değişti. Daha karşımdakinin yerine empati kurmayı sağlamayı öğrendim. Daha bir anlamayı öğrendim. Acaba erken yaş evlilikleri mi? Yani bazı şeyler oturmadan mı evlenilmemeli? Bu mu acaba diyorum? Yok şimdi bence evliliği yani inat gibi yapıyorlar. Ben bunu alabilir miyim, alamaz mıyım? He. Onun için böyle bitiyor bunlar. Hırsa. Yani insan evlilik diye evlendiği zaman bu kadar çabuk bitemez. En azından bir mücadele verir. Bir şeyleri oturtmaya çalışır. Çünkü apayrı evlerde yetişmiş iki insansın. Onun diş fırçalaması başka, seninki başka. Giriyorsun bir çatının altına. Birbirinin alışkanlıklarını öğrenmek zaten bir sene sürer. Şimdi bir sene çok önemli bir nokta. Çünkü aşkın kimyasının geçtiği süredir. 3 yıl diyorlar. Aşkın o aşkın tamamı. Tamamı. Şimdi 8 ayda. Tamamı mı 3 yıl? Sonra 2 yıl, 8 ay, 25 gün.
8 ay yükselirsiniz en tepeye, 8 aydan sonra yavaş yavaş inmeye başlarsınız. O indiğiniz dönemde gözler açılır. İşte Canan Hanım'ın dediği, diş fırçalaması batıyor mu, ağzını şapırdatması batıyor mu, çorabının kırışıklığı, çorabının rengi, dişlerinin sarılığı, bıyıklarının o zaman ancak görülebilir. O yüzden de hep diyorum ki, aşık olduğun insanla evlen, aşıkken evlenme. Bir dur, bir sakin ol, bir bulutlardan aşağıya in, gör. Nesi o? Çünkü evlilik uyumun uyum durumudur, paylaşım durumudur. Uyum sağlayamayacağın, paylaşımda bulunamayacağın insanla evlenirsen mutsuz olursun. Evet. Bunun 7 ayda, 3 ayda. Çok önemli değil mi? Efendim? Aynı kültür düzeyinde. Bence önemli. Çok önemli bence. Aileler yani. Çünkü evlendiğiniz zaman sadece kendinizle değil, geçmişinizi birbirininle evlendiriyorsunuz. Eğitiminizi, maddiyatınızı, ailelerinizi, geleneklerinizi, göreneklerinizi, yetişme tarzınızı, konuşma biçiminizi, her şey birbiriyle mutlaka örtüşmesi lazım. Ha şu da mümkün. Birbirini çok seven çiftlerin birbirinin ayrılıklarını nasıl söyleyeyim, hoş görüp birbirlerinden bir şeyler öğrenerek yeniden bir hayat yarattıkları da görülmüştür. Tabii ama bu da mümkün. Ama bu daha zor bir şey. Daha zor bir şey. Bu daha zor bir şey. Aynı kültür düzeyinde olmayan ilişkilerin çabuk bittiğini görüyoruz. Zor. Peki. Mesela 7 ay dediniz, az önceki örneği ben biliyorum. Benim de çok inandığım bir evlilikti. Ali Sunal Gökçe Bahadır evliliği. Çok inandığım, hakikaten ayrıldıkları zaman da çok üzüldüğüm bir şeydi. Normalde 7 aylık bir evlilik bitmez. Aile ama mahkemesine gidersiniz. Ama orada çok enteresan, bana hep baktığımda bir muammalar var gibi. Var tabii ki, var tabii ki. Aile mahkemesine gittiğinizde 7 aylık evliyiz derseniz de, der ki gidin bir 5 ay daha bekleyin, bir yıldan önce boşamıyorlar anlaşmalı olduğunuz takdirde. Yani biz geçinemiyoruz, bizi boşayın diye iki kişi gittiği zaman hakim gönderiyor, bir seneyi tamamla öyle gel diyor. Ancak çekişmeli, yani bir problem, bir travma olması lazım ki 7 ayda boşanılabilsin. Ama çok var son zamanlarda. Çok var tabii. Ben mesela gelinlik dikiyorum, kızı görüyorum. Canan abla diye sokakta geliyor. Nasılsın kızım, nasıl gidiyor? Ben boşandım diyor. Ben şok geçiriyorum boşandım dediği zaman. Ne oldu bize peki? Bilmiyorum, bir şeyleri yitirdik çabuk. Çok çabuk. Ne yitirdik mesela? Sen yani... Aile kavramını yitirdik bir kere Sedacığım. Bak ben bunları görüyorum ve çok üzülüyorum. Mesela eskiden bir bayram sabahı bütün aile bir araya gelinirdi. Bir bayram kahvaltısı yapılırdı. Bir yılbaşında bütün sülale bir araya toplanır. Bir yılbaşı yemeği şimdi beraber. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ben soruyorum, ne yapıyorsun kızım bayramda? Tatil. Biri gidiyor bilmem nereye, anası gidiyor bilmem nereye. Yani aile kavramını da bitirdik. Aile kavramını bitirdiğimiz bir toplumda ne bekliyorsun? Nasıl aile kursun? Çocuk evde aileyi görmüyor ki. Doğru. Bir her gün ben duyuyorum arkadaşlarımı, neredesin? Bilmem nerede yemekteyim. Bilmem neredeyim. Tamam, bir yere gitmek çok güzel bir şey. Ama bunun da bir dozu var yani. Her gün sokakta yemek yenmez. İnsanda bir ev adabı olmalı. Bir evinin sıcaklığını duymalısın. Kadın da zevk almalı o sofrayı kurmaktan, o yemeğini hazırlamaktan, kocasını karşılamaktan, çocuklarını etrafına almaktan. Bunları kaybettik, yitirdik. Şimdi ilk defa Aile Bakanımız Fatma Şahin'in girişimiyle evlilik öncesi evlenmek üzere olan çiftlere bir seminer şeyi başlatacak. Evet, ne kadar güzel. Bundan bahsetsene Mehmet Bey. Bu çok önemli. Şimdi çok iyi dinleyin. Ben, çok güzel bir şey bu. Ben hep baştan beri şunu derim. Evlenmeye gittiğiniz zaman çiftler iki tüp kan alırlar. Bir tane de ciğer filmi çekerler. İşte veren misin? Bulaşıcı hastalığın var mı diye. Bak o kadar. Ama evlilik olgunluğu oluşmuş mu? Sen buna hazır mısın? Daha doğrusu evliliğin ne olduğunu biliyor musun? Gibi soruların hiçbirinin cevabı yok. O yüzden şimdi bu seminerler, yani çok güzel olacak, diplomalı evli çiftler çıkacak karşımıza. Anlatacaklar, evlilik şöyledir, evlilik böyledir, şunlarla karşılaşabilirsiniz, bunlarla karşılaşabilirsiniz diye. Çok ama çok önemli. Fakat bir şeyin daha yapılması lazım. Maalesef evlilikle ilgili problemleri çözmek için bir uzmana danışılmıyor. Neden? Çünkü SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu bunu bir hastalık olarak görmüyor. Ve ücretini karşılamıyor. Bu da pahalı bir iş olduğu için birçok kişi maalesef uzmana danışamıyor. Ama ben bunun da sosyal güvenlik çatısı altına alınmasını,
Evliliğinde problem yaşayan çiftlerin devlet hastanelerinde ücreti devlet tarafından karşılanmak üzere psikiyatrlara, psikologlara, hatta bu konuda uzmanlaştırılacak, bundan sonra uzmanlaştırılacak evlilik uzmanlarına danışıp problemlerini çözebileceğine inanıyorum. Ve inanın bana, boşanmaların büyük çoğunluğu %42'si %42'si ilk 5 yıl içerisinde gerçekleşiyor. Ya 5 yıl nedir ki? Evlendin, bir sene geçti, çocuk yaptın, çocuğu büyüdün, zaten kendine geldin 5 yıl. Ama yarısı, boşanmaların yarısı ilk 5 yıl içerisinde bitiyor. Daha birinci senede boşanan 3800 tane çift var geçen sene. Daha birinci senede olmadı. Öyle maalesef. Demek ki bunlar çözülebilecek sorunlar aslında. Çok derinleşmeden çözülebilecek sorunlar. Muhakkak ki. Ama gitmek lazım, danışmak lazım. Evet. Ve kesinlikle lazım. Devletin buna el atması lazım. Yine sana sorulan bir soru. Evli bir kadının, sevgilim var ama bundan rahatsızlık duymuyorum diyor. Bu normal mi diyor? Yani evli bir kadının sevgilisinin olması ve bundan rahatsızlık duymaması normal mi? Bir eksik var evlilikte. Yani adamda mı eksik? Evliliğin kendisinde bir eksik var. Hı. Adamda da eksik olabilir. Bir şeyi tamamlama güdüsü. Kadında da eksiklik var. Mutlaka. Yani mutlaka. Boşansın, ondan sonra kimi sevecekse sevsin. Elbette. Evliyken başkasının hayatına taciz etmek çok elbette yanlış. Şimdi bu ideali. Ben bugün hiç konuşmuyorum. Canım evet, o kadar güzel. Bu ideali. Yani yanlış. Hiç konuşmuyorum, farkında mısınız? Bu ideali. Ama bunların hepsi durum tespiti. Bunların hepsi yaşanmış sorular. Yaşanan şeyler. Tamam, anlıyorum yani, ama çare yok. Yaşanıyor diye de alkışlayamam ben bunu. Canan, bunu tercih edenler de var. Olabilir mi? Ben yani kendimi şahsen alkışlayamam böyle bir şey yaşanıyor diye. Evet. Evli bir kadın kocasınınla beraberliğinden hoşnut olmayabilir. Bir sürü şeyi bitirmiş olabilir. Ama medenice el sıkıla ayrılırsın. Ondan sonra da kimle beraber olursan olursun. En ideali bu. Ama yani biraz önce söylediğiniz o adrenalini burada tercih eden kadınlar da var. Yani burada rahatsızlık duymamasının sebebi tabii ki o eksikliği başkasında gidermek. Ne eksik olabilir? İlgi eksik olabilir, sevgi eksik olabilir. Vallahi bana kalırsa ardamarı çatlamış. Olabilir. Bunu sorabildiğine göre yani, ardamarı çatlamış. Bu da bir görüş tabii ki. Yani. Kusura bakma. Ne dedin Canan? Bir dakika. Üst üste bindi laflar. Ekran başında anlasın. Vallahi bunu sorabilen bir kadının ardamarı çatlamıştır. Yani bu bir hastalık falan değil bana değil sorarsanız. Tabii. Ama başka bakın, türlü göremem, düşünemem. Duymak bile istemem. Tabii ki şimdi Canan. Benim hayat yaşam tarzıma hiç uymaz. Duymak bile istemem böyle bir şey. Bu tarzda düşünen biri için tamam. Hiç konuşmuyorum bak. Tabii. Bu güzel. Ama ben burada kendi kişisel fikirlerimle, özür dilerim, estağfurullah, kendi kişisel fikirlerimle cevap yani veremiyorum. Yani ben duyduğum zaman inan ateş filan durum basıyor. Durum tespiti. Bunu sorabiliyor, düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar aşmış, yırtılmış, paramparça bir şey olmuş yani. Bunu sorabilecek toplum kadar. Toplum nereye gidiyor? Yani toplum nereye gidiyor? Bana da çok yazık. İki yüzlük. Bazen ben yazık, iki tane çocuğunuz var, dünya güzeli iki kızınız var. Allah televizyonda gördüm. İşte bu topluma mı yapıyoruz bunları yani? Ne kadar zor değil mi? Bu toplumu toparlamak ben, lazım. Ben de hep şöyle düşünürüm. Bunu evet topla. Ben ve benim düşünce tarzımdaki insanlar çocuk yapacak ki belki bu toplum düzelecek yani. Belki bir nesil sonra bilmiyorum. Evet, tabii ki işte yani aileden gördüğü şey çok önemli. Hele 5 yaşına kadar çocuğa ne verebiliyorsan orada kalıyor 5 yaşına tabii ki kadar. Annelerin çok duyarlı olması lazım. Babaların da çok duyarlı olması. Ama Türkiye'de maalesef babalar duyarlı diye öyle yetiştirilmiyorlar. Çocuğun bakıcısı annedir diyorlar. Ben para kazanmakla yükümlüyüm. Çoğu baba çocuğunla ilgili değil. Annesine yalnız anneye bırakıyor, para vermeyi biliyor. Evet. Bu da çok yanlış bir şey. Kesinlikle. Çok güzel yerlere girdiniz. Tabii Canan Yaka'ya da son derece katılıyorum. Sen biliyorsun, seninle defalarca canlı yayın yaptık. Benim de o eski kafam vardır. Şimdi bakıldığında Canan Yaka'ya da eski kafa, bana da eski kafa gibi bakılıyor ama benim kadar böyle evlenip ayrılmış bir kadın için bu mevhumlarım çok saklıdır. Bir kadının hayatında biri varsa vardır. Eğer başka bir şey düşünüyorsa zaten bu ikiyüzlülükten başka bir şey değil. İşte. Bence böyle düşünen kadın karşı taraftaki erkeğe ne düşündürüyor? Bu da benim için çok önemli. Şimdi benim ve Canan gibi bir kadın var. Bir de öbür tarafta evliyim ama seni de beğeniyorum. Seninle de olabilir diyen kadın. O adama ne düşündürüyor yani? Kadını nasıl görüyor yani? Bu adamı ne gözle görüyor? Görüyor kadını, bunu, erkekler bu yüzden. Mehmet'ten
Bu tip kadınlar yüzünden biz zaten bu hale geldik. Evet, bunu kesinlikle öğrenmem lazım. Çünkü bakın, iki türlü kadın var. Biri, benim hayatımda biri varken ben asla diğerini gözüm görmez diyen. Biri de zaten kocamla mutlu değilim. Yani bunun da komplimanları hoşuma gidiyor. İşte ruhumu yükseltiyor. Ya da ay o da olsun o da olsun diyen erkek kadar bunu düşünen kadında var. Şimdi bunu düşünen kadına karşı taraftaki erkek ne gözle bakıyor? Ben hep bunu merak etmişimdir. Şimdi bu kadının bir kocası var. Bu adama da yeşil ışık yakıyor ve ya da beraber oluyor. Acaba o adam bu evli kadın benimle de oluyor. Bu nasıl iffetsizlik diye mi bakıyor yoksa o da mı? Vay be. Yok, beni beğeniyor. Diye bakıyordur. Mu diyor. Bunu öğreneceğiz. Reklamlar, reklamlardan sonra. Butiğine konuk olduğumuz Canan Yaka'yla birçok konuda sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Çocukluğumdan beri annemin mesleği biliyorsunuz. Bunun içinde büyüdüm, bunun içinde doğdum ama tek başıma 40 senedir yapıyorum bu işi. Benim düşüncelerimi insanlar da faydalansın diye yapıyorum. Çünkü benim yaptığım esas kişiye özel dikiş çok farklı. Özel günlere ait yani düğünler, balolar, büyük resepsiyonlar için kıyafetler dikiyoruz, hazım giyim. Dünyada salgın olduğundan beri onun için ben de kendi görüşümü, kendi çizgilerimi insanlara daha kolay günlük hayatında da giyebilmesi için böyle bir butik açmamı annem önermişti o zaman. 37 senedir de butiğim var. Canan Yaka da diğer önemli modacılar gibi son zamanlarda ortaya çıkan yeni modacılardan şikayetçi. Vallahi onlara pek bir şey söylemek istemiyorum ama tabii modayla uğraşmak çok farklı bir şey. Moda çok derin bir konu bana sorarsanız. Ekonominin çok büyük bir pasta dilimi. İnşallah iyi olacaklar zaman içinde. Ben kendime modacı demiyorum zaten. Ben terziyim. Öyle kendime tanımlamak istiyorum. Çünkü modacılık dünya modasına hükmetmek çok farklı bir şey. Daha ülkemizde dünya modasına hükmeden çok isim yok. Onun için bu şartlarda da olması çok zor. Çünkü çok farklı bir yöntem o. Çok farklı şey yani dünya senin yaptığı modayı giymiyor. Biz onların yaptığı modayı kendimize adapte edip taklit edip onları yapıyoruz. Dünyaya sesimizi duyurmamız için çok farklı düşüncelere sahip olmamız lazım. Çok büyük şirketler veya çok büyük kuruluşlar arkamızda olması lazım. Bizi finanse etmeleri lazım. Dünyaya açılmamız lazım. Bunlar çok uzun anlatılması lazım olan şeyler. Canan Yaka'yı rahatsız eden bir diğer konu da televizyonlarda izlediğimiz moda programlarındaki jürilerin modacı olmaması. Vallahi ben onları pek o şeyleri tasvip etmiyorum bu tip şeyleri. Ama reyting yapıyor diye, reytingi var diye böyle programlar yapılıyor zannedersem. Halk da bunlara rağbet ediyor. Onların kritik etmesi önemli değil. Yani zaten insanlar çok küçük bütçeyle giyiniyorlar, şey yapıyorlar. Bunları kritik edip bunları alay konusu haline getirmek doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Çok da seyredemiyorum. Gerçekten bir sürü modacı ya da tasarımcı ne bileyim bir şeyler türedi. Yani bu şimdi Seda'cığım buradaki gibi okul sistemi de çok yanlış. Mesela mezun olmuş, üniversitesini okumuş. Bunun geliyor çocuklar burada okumuşlar. Ellerinde koca dosyalar hazırlamışlar. Çizim öğreniyorlar. Dikiş bilmiyorlar. Dikiş bilmeden çizdiğini dikemezsin. Olmaz. Kumaşı tanıman lazım, rengi tanıman lazım, resmi iyi bilmen, proporsiyonu, gölgeleri çok iyi bilmen, renk karışımını iyi bilmen. Yani bu çok uzun bir yol. Dikişi bilmeden nasıl çizdiğini dikebilirsin ki? İnsanın omzu var, göğüs çıkıntısı var, bel girintisi var, kalçası var. Bunları nasıl oturtacaksın? Kupları tanıyacaksın. Onu nasıl keseceğini bileceksin. Bunlar yok. Kalıp öğreniyorlar veya çizmeyi öğreniyorlar. Modacı oldum diye çıkıyor. Çizdin nasıl onu hayata geçirteceksin? Hayata geçtiği zaman çok kötü çıkıyor. Maskara çıkıyor. Onun için eğitimde çok eksiklik var. Eğitimin düzelmesi lazım. Meslek okulları vardı evvelden.
Dikiş öğrenilirdi, işleme öğrenilirdi, çiçek öğrenilirdi, şapka öğrenilirdi. Mesela bir olgunlaşma böyleydi. Şimdi zannetmiyorum olgunlaşmanın da bu kadar güçlü bir programı olduğunu. Değil mi? Mesela hala Paris'te La Chambre Syndicale de la Haute Couture diye bir haute couture okulu var. Ben oraya kızımı göndermiştim. Orada çiçek yapmayı öğreniyorsun, şapka, dikiş, Amerikan'dan kalıp çıkarmayı öğreniyorsun. Kutür çok başka bir şey. Yani yüksek dikiş, kişiye özel dikiş çok farklı bir şey. Bunu bilmeden herkes haute couturecu oldu Türkiye'de. Yani. Nasıl oldu bu? Oldu bir yani. Bir de bakıyorum da Zengin kocası olan veyahut da bir yerden bir para bulan, babası zengin olan dükkan açıyor, atölye açıyor. 2-3 tane de bilen eleman alıyor bu yanına. Bu kadar basit mi bu iş? Böyle basite indirdiler. Vallahi ben modacıyım demeye utanır oldum. Allah ben Allah. Terziyim diyorum, terziyim. Peki modacı acaba değilim. Bu sizlerden, siz, sen ve senin gibi duayenlerden dolayı, yani sizden kaynaklanıyor olabilir mi? Ne bileyim, mesela bir jürilik deseler Yıldırım Mayruk hocam ve sen gidip oturmazsınız. Ay ya niye da... Çünkü niye oturmam? Ben şimdi bana çok teklif geliyor böyle jüri. Böyle acayip rakamlar da teklif ediyorlar. Yani aç gözlü bir kadın olsam aman bayılırım, o parayı kazanayım cebime koyayım diye giderim. Ama kendime yakıştırmam. Niye yakıştırmam? Çünkü reyting kavgası var. Çıkıyorsun oraya bunu de, şunu de. Ben maskara gibi bunları demem. Niye diyeyim, niye kavga edeyim? Yakışır mı bize böyle bir şey? Sonra ben niçin yanlış yönlendireyim? Hiçbir televizyon programı... Ya da kötü program... bir şeye niye iyi bir şey diyeyim? Sonra da yani hiçbir televizyon programı, keşke bir kanal yapsa da doğru dürüst bir sahiden bu işi bileni başına koysa, hanımlara doğru nasıl dikiş nedir, nasıl giyinilir, bunu bir profesyonel hocanın anlatması lazım. Çıkıyor zavallı kadın 100 milyona elbise almış, 40 milyona pabuç, 50 milyona. Buna oturup kritik edilir mi bu yani? Bundan alay edilir, hakaret edilir mi bu? Bu ne kadar saçma bir şey, ne kadar lüzumsuz bir şey. Ama bu programlarda maalesef halkımız seyrediyor ve tutuyor. Bir de işin acı bir gerçeği var yani. Ben çok üzülüyorum. Toplum yanlış yönlendiriliyor, yanlış eğitiliyor. Yani acayip bir hale geldik. Bir sürü, ve de tabii ki para sahibi oluyor programdaki çocuklar. Ondan sonra da kendilerini bir şey biliyor zannediyorlar. Mesela maalesef, bir sürü tasarımcılar çıktı. Bak şimdi ne oldu bu işler biliyor musun? Medyatik olduğun zaman hemen isim oluyorsun. İşte iki programa çık, üç programa. Ben Allah korusun yani sen olmasan ben programa gelmem Seda. Biliyorum gitmez. Gitmiyorum. Gitmez. Hoşuma gitmiyor. Gitmez. Ne işimiz var bizim? Biz yaptığımız şeyler... Suratımızla olmayacağız. Diktiğimiz şeyle meydanda olacağız. Bu ne kadar yanlış bir şey. Medyatik ol, medyatik ol. Ben medyatik olmayı mesela sevmiyorum. Mesela bu genç tasarımcılardan hiç var mı? Aa bak bu tasarımcı ne demek aslında? Şimdi, yani bakın şimdi Avrupa'da tasarımcı... mesela diyelim bir Karl Lagerfeld işte Chanel'i çiziyor. Bunun bir atölyesi var. Burada 400-500 kişi çalışıyor Sedacığım. Bu insanları mesela 40 kişisi sırf pabuç çiziyor. Bunun 40 kişisi mücevheri çiziyor, onun takılarını çiziyor. Bunun içinden işte 30 kişisi kumaş araştırması yapıyor. Ötekisi aksesuar araştırması yapıyor. Çizimciler var, elbiseleri o sene çıkacak elbiseleri çiziyorlar. Arkada bir atölye var, atölyeyi görsen aklını filan oynatırsın. Bir boncuk odası var, girdiğin zaman buradan büyük her taraf boncuk ve taş dolu. İçeride 10 tane prömiyer var. Dikiş diken elemanlar, işleme yapan elemanlar var. Getiriyorlar bunu Karl Lagerfeld'in önüne koyuyorlar. O bundan yapacağı, esinlendiği şeyleri seçiyor. Ondan sonra bir tek kalem haline getiriyor hepsini bir araya. Oturup o ekiple beraber çalışıp ondan sonra premierlere sen bunu yap, sen bunu yap, hazırla getir. Getiriyorlar, provasını yapıyor. Bitmiş hale sokuyor. Pabucu başkası yapıyor. Onu, yani bunu bir kişi yapmıyor. Ama onun denetiminden geçiyor. O bir ana tema veriyor. Bu sene şuradan diyor esinleneceğiz. Ana tema üstüne çalışıyorlar. Bizde her şeyi bir kişi yapıyor. Olamaz böyle bir şey zaten. Olmaz evet. Olmaz yapamazsın ki. Kumaşı nasıl araştıracaksın? Mücüteriyi nasıl araştır? Yani bu bir ekip işi. Bizde her şeyi bir kişi yapıyor. Sonra da işte designer'ım diyor. Çıkıyor böyle. Designer'lık böyle kolay bir iş değil. Bu ekibin olmadan, bu yatırımın olmadan. Özel kumaş istiyorsun mesela. Bir baskı istiyorsun. Bunu yapacak arkanda bir fabrika olması lazım. Bir şey de benim dikkatimi çekiyor. Şu, bu tasarımcıyım diye çıkıp ortaya işte sen diyorsun ki... Ne tasarlıyorlar? Avrupa'daki ne... yapılan şeylerin üstünü bir yerden alıyorlar, altını bir yerden. Aslında böyle bir meslek yokmuş tasarımcı. Tasarımcı diye bir şey yok zaten.
Yok evet, öyle Barbara bir şey. Barbara Şansal geçen gün dedi ya, tasarımcı diye bir şey yok ki, bu nereden çıktı dedi. İşte bizim ülkemizde her şey çıkıyor. Peki yani. Mesela genç çocuklarımıza da bakıyorum, moda tasarımı okuyorum diyorlar. Yani bu i̇şte nedir? İşte kandırmacılık bu? Diyorum ya, bir şey bilmiyorlar. Çıkıp geldiği zaman işte tasarımcı ne yapıyor biliyor musun? Bir kartonun üstüne bir elbise çiziyor, onu renklendiriyor, yanına birkaç tane de kumaş örneği koyuyor. Mesela kabarık bir etek yapmış, incecik şifon bir kumaş koyuyor. O nasıl kabarık duracak diyorsun, nasıl yapacağını bilmiyor. Yani kumaşın kalitesini tanımıyor. Değil mi? Bu onda durur mu, abuna yakışır mı? Bilmiyor yani. Ben senelerce resim dersi aldım, proporsiyon öğrenebilmek için. Benim muvaffakiyetim %50'si de odur. Çünkü insanın vücudu... Proporsiyon aslında çok önemli. Bakın mesela ne bileyim, bir sünnet çocuğunun annesi ya da bir gelin annesi nasıl giyinmeli? Gelin nasıl giyinmeli? Eltiler ne giyinmeli? İşte görümceler onu da bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bir de proporsiyon Türkiye'de da var. Tabii. Bir de Türkiye'de yani iri göğüslü bir kadın öyle bir modelle geliyor ki mesela, kardeşim bu sana olur mu, senin göğüslerin bu kadar? Ya da çok iri popolu bir kadın, bu model sana olmaz. Yani bunu bazen söylemek zor oluyor mu? Vallahi ben söylüyorum Sedacığım. Bu olmaz. Kırıcı olmadan söylemek lazım tabii ki, öyle yani çok katı kurallı değil de, ona daha farklı yönlendirip bunun ona olmayacağını, böyle de güzel olmayacağını ama şu türlü yapılırsa daha güzel olacağını izah etmek lazım. Ama her şey şimdi paraya dönüştü. Haklı belki o çocuklarda yani. Çünkü bugün bir atölyeyi açık tutabilmek, bir ayakta kalabilmek, çok büyük rakamlar dönüyor. Kiralar çok pahalı, elemanlar çok pahalı. Böyle bir iş yerini götürmek, artık dünyada hot couture ölüyor. Hot couture'u dünya niçin yapıyor? İsmini duyurabilmek ve yan ürünlerini satabilmek için yapıyor. Bizimki gibi değil. Biz burada hot couture'u yüksek dikiş yapıyoruz. Kişiye özel dikiyoruz. Onlar öyle ama değil. Ama hot couture'u alışan da vazgeçemiyor. O kadar kaliteli müşteri de kalmadı. Kalmadı yani, anlamıyorlar. Mi? Anlasalar zaten gidip oralarda yaptırmazlar. Yani. Diktirip onları bir şey giyiyorum diye o parayı verip giymezler. Günah, o paraları veriyorlar. Peki özellikle dikiş değil, fermuarı 2 saat sonra patlıyor elbisenin. Ama bizim Türk kadınında çok var bu. Ay, bilmem ne markanın kadına bakıyorsun, bu ne ayol, bunun seninle ne alakası var? Ayrıca bu marka senin üstünde böyle durmuyor diyesin yani geliyor. Yani marka özentisi var. Bir kere bizim dünya standartına uygun bir vücut ölçümüz yok. Yok. Genelde Türk kadını çok göğüslü, kalçalı. Bacak boyu kısa genelde. Evet. Bunlar oluyor. Avrupalı kadın öyle değil ki. Onlar 1.80 mankenler. Giyiyor, çıkıyor kadın. İtalyan kadınların bacakları şu kadarcık ince. Onların cinini. Fransızlar da öyle. Bizim kolumuz girer ancak. Doğru. Pantolonlarına. Çok farklı bedenli ama maalesef bizde bir marka özentisi var. Bir de 5 tane marka biliyoruz. 15 tane bilmiyoruz. Bilmediğimiz çok markalar var. Burada duyduğumuz, aldığımız o markaların 10 misli para. Ama onlar onu giymeyi bir şey zannediyorlar. Şey. Marka bahsetmek istemiyorum, isimlerini söylemek istemiyorum yayındayız diye. Çok yanlış bir şey yani, marka giymek şıklık değil. Değil. Geliyorlar mesela bir şey istiyorlar, sen de gördüğü zaman çok pahalı diyor. Markaya oraya gittiği zaman o marka orada ucuz, bizde pahalı oluyor. Ben de Türkiye'de bir markayım kendime göre. Bugün Godiva çikolata da var, Golden çikolata da var. Yani ikisinin farkını ayırt etmek lazım. Maalesef bu şeyde yetişmiyor gençliğimiz artık. Hazır giymek kolay geliyor. Bir de işte markadır, bak ben bunu aldım demek var. Onun için eskisi gibi hot couture müşterisi bilinçli ve kaliteli değil. Benim vücudum da hot couture'luk vücuttur. Tabii. Yani çünkü belim çok çukurdur. Dur. Belim inanılmaz çukurdur ve Canan Hanım beni 19 yaşından beri giydirdiği için de bilir. Benim hani belimi tartışıyorlar ya, Photoshop mu? Ne belimi tartışıyor, ne Photoshop? Zaten şu kadar. Şu kadar. Belim küçücük. Yani vücudumda olmayan neren biliyor musun? Belim yok benim. Şu kadar. Şu kadar. Belim yok. Ve ona tuttular, ne dediler aptallar? Photoshop dediler. Yıllardır gözlemledikleri kadının fiziğini unutmuşçasına Photoshop dedi. Photoshop yapılacak en son yerim belim. Yok ki. Belim yok. Sedacığım hani... ama bunları sen hiç aklına bile takacak kalitede bir kadın değilsin. Boş ver geç, ne derlerse desinler. Herkes seni biliyor. Ne evet, olduğunu doğru. da biliyor. Doğru. Hiç lüzum yok. O kadar bilinçsiz oldu ki insanlar evet, şimdi. Herkese her şeyi der oldular. Ne yani. Acı değil mi? Çok acı bir şey. İşte bilinçli toplum yetişiyor. Yani kalitenin ne olduğunu bilmek lazım. Anneciğim Allah rahmet eylesin bana derdi ki, çok ucuz şey alacak kadar zengin değilim kızım. Git ya. Bir tane al. Onu yıka yıka giy. Bir de bunu da anlamıyorum. Bu da
bir kere giyip atmak. Ne demek bir kere giyip atmak? Geliyor bir gece giyeceğim. Hayır, sen onu uzun zaman giymen lazım. Bu kadar savurganlık olur mu? Bu kadar emek verilmiş bir şey bir gece mi giyilir? Okazyon olduğu müddetçe giyecek. Şimdi kadınlarda bir değişik giyme hastalığı. Ne kadar yanlış bir şey. Kadın kadına yarışıyor. Biraz önceki evet, kadın kadınla gelin. Yarışır halde. Nişantaşı'na bir çık inanamazsın. Her birinin elinde o dediğim marka çantalar. Böyle de tutuyorlar görsünler ben bizim, diye. Ben, İnanılmaz bir ben, şey yani. Neredeyse zaten gezmeyi çok seviyorum. Neredeyse dünyayı geziyoruz. Canım da öyle, Mehmetciğim sen de öyle. Yani görüyoruz artık herkes turlarla. Herkes her yere gidiyor. Ha nasıl gidiyorsunuz demeyin. Herkes her yere geçiyor maşallah. Gidiyor. Ben Türkiye'deki kadar şıklık yarışı dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Görüyorum. Ama görmüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde de şunu da söyle. 35-40 yaşına geçmiş bir kadını geceliğin düşük belli bulicinle bir restoranda asla yemek yerken gördüğünü asla, yarı poposu sokakta yani. Ne kadar çirkin. Ne kadar doğru söyledin. Ya bunu yapmayalım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle hiçbir bir şey yok. Hiçbir yerinde yok. Yani. Bunu 18-25-30 yaşına kadar gencecik Twiggy gibi kızlar giyiyor. Evet. Bu kadar bir kalça kadında düşük belik düşmüş bir pantolon. Bir oturuyor arkadan her tarafı gözüküyor. Evet. Geceliğin bulicinden gidilir mi yani? Çok benim de hiç sevmediğim bir manzara. İşte kadınlığımızı kaybettik bu yüzden işte. Evet. Kadını erkek kadın gibi göremiyor. Eski onaylı çorabınla. Ne kadar doğru şeyler söylüyor değil mi Canan? O güzel yaka topuklu pabucunla. Güzel bir elbise. Seni giy üsturuplu kadın ol yani. Evet. Kadınlığı unutturdular bize. Kadın ya olmak. Spor giyin, ben spor giymenin taraftarıyım tamam, ama bir kumaş pantolon da giyebilirsin. O da pantolon üzerine işte. Çok şık gömleğini giy, bluzunu giy, düşür yani. Bu ne oldu, biz ne olduk anlamıyorum ben yani. Bir teşhircilik mi var yani, çok, nedir? Ya da çok. Kadın acaba şey de olabilir mi? Kadın benliğini mi arıyor, kadınlığını mı arıyor? Ne yok, oldu? Yok aramıyor bence yani. Ya da herkes beyni bir genç sulandı. Görünmenin mi peşinde? Beyni sulandı. O bu şey. Beyin sulandı. Vallahi beyni çok sulandı. Çok güzel. Ben açıyorum mesela işte bu bir dergiler var böyle. İşte o düğünler gitmişler sosyete bir sürü yere. 65, hepsi az solist. 65-70 yaşında kadının iki memesi sokakta. Çok çirkin. Değil mi? Çok ayıp. Niye öyle? Sonra bunlar konum sahibi kadınlar. Kocaları önemli yerlerde olan kadınlar. Onların konumunu düşünmüyor ya. İnanılmaz bir şey. Güzel dediği, güzel olsa, bir genç kız dekoltesi olsa görelim yani. 70 yaşında buruşmuş tarla gibi olmuş, onu açmana ne lüzum var? Kapat. Oysa ki bunun İnsan bir sürü... kapalıyken de seksi olabilir yani. Seksi evet olmaksa kapalıyken de çok dişi gözükebilir. Oysa ki bunun bir sürü hileleri var. Hileleri var bunun, bir sürü dişi görünmenin. Tabii. Ben anlamıyorum yani, o ha, kadar de, şeyler bir değişti bir de benim ki. Gözlemim tabii, ben bu konuda usta değilim ama dekolte konusunda o kadar artık iş çığırından çıkmış ki yani, hani göğüs açık, bacak açık, sırt açık, hepsi aynı anda. Oysa ki bir yere hepsi verir aynı anda. Her taraf görüyorsunuz, sırt buraya kadar açık, arkada bir tane bant, göğüs de buraya açık, bir de etek burada. Peki bunu giyiyorsun, bir de onu düşünün, ha bir de çekeliyorsun. Çekeleyeceksen niye giyiyorsun? Oysa ki bir yere vermeli değil mi? Madem ki şimdi burada tüyolara geldik. Şimdi mesela kadınlar neye dikkat etmeli? Hani biraz önce seni anons ya ettiğimde esprisini belli yaptım. Belli bir bütçe içinde giyineceksen yani, çok imkanın yoksa muhakkak sade giyinmeye bak. Şarje giyinmek çok para ister. Çünkü çok teferruatlı bir şeyin çok klası, çok iyisi olmazsa bayağı durur, basit durur. Onun için daha çok sade giyime yönelip, sadelik içinde şıklık, daha düz şeyleri seçmek, ufak aksesuarlarla, dokunuşlarla onu daha şık hale getirmek. Mesela bir kadının dolabında şık bir siyah, düz bir elbiseyi, inci kolye takarsın, akşamüstü bir kokteyl elbisesi bir haline, takarsın. Bir fular takarsın, daha farklı olur. Bir iğne yani, takarsın, iğne takarsın, başka bir şey başka olur. Bir şey olur. Yani daha sade giyinmeye. Çok renkli giyinmek her zaman risklidir. Renkli giyinirken çok ucuz şey almamalısın. Çünkü renk olduğu zaman kumaş basitse, kalitesizse gösterir. Ay bu çok doğru bir şey. Tabii renkli kumaşlarda evet, çok evet kaliteli kumaş kullanmak lazım. Yoksa çip durur, çok basit kötü durur. Ona çok dikkat etmek lazım. Biz genelde çok uzun boylu kadınlar olmadığımız için çok renk renk bir vücudumuzu bölmemek. Tek renk giyinmeye bakmamız lazım. Hmm.
Yani ne bileyim üstünüzde üst bedeniniz kırmızıysa altınızda kırmızı devam etse daha iyi. Bacakta bölmesi. Bacağı bölmesin, bacağınız daha uzun gözüksün. Ter rengi pabuçlarının çıkması güzel oldu. Evet. Değil mi? Ayaklar onlar kesmiyor insanı. Kesmiyor, hoş uzun duruyor. Boylu duruyorsun. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Her kadın her şeyi esasen dozunda yaptığı zaman her türlü kıyafeti giyebilir. Peki devam edeceğiz, bir yere ayrılmayın. Reklamlar. Evkur'un sunduğu Beyazın Sultanı devam ediyor. Evet, Canan Yaka'yla moda üzerine sohbetimiz devam ediyor. Peki bu sene çoğunlukla ne giyeceğiz? Bu sene çok renkli. Yani oranj çok moda. İstakoz rengi çok moda. Yeşil, fıstık yeşili, kanarya sarısı, elektrik güzel mavisi, çok renkli bir seneye girdik. Tabii bunları giymek çok dikkat isteyen gene de. Günlük giyimde daha kolay da geceliğin hemen birdenbire gece giysisinde o renkleri çok iyi çalışmazsan birdenbire böyle çok kötü bir elbise çıkabilir. Çok renkli bir moda var. Bu sene çok bol. Koca koca tişörtler. Bol bol her şey. Her şey bol. Çok bol elbiseler, çok bol tünikler, sigaret pantolonlar. Çok seviyorum. Kısa sigaret pantolonlar çok güzel bu sene. Onların üstü de ama hep bol, salaş, düşük. Böyle bir moda var bu sene. Moda güzel bu sene yani. Ben bol çok severim yani. Hatları evet, belli etmeyen şeye bayılırım. Evet. Hep genelde de hep kendim ben bol giyerim. Ben de sahne kostümü bile olsa şöyle içinde biraz oynamak lazım. Vücudumu bazı insanlar çok sıkı şey sever. Hiç sıkı şey giymek akıl kârı değil. Bütün vücudunun hatalarını gösterir. Dar havada olacak daha, ama üstünde elbise oynayacak. O bir şıklıktır. Bir feminite verir. Bir de seksilik de. Bir feminite verir. Ama bu arada bir şey daha söyleyeyim size. Çünkü Canan Hanım dedi ya, bol şeyler çok moda. O bollara güvenip de homini gırtlak da yemeyin bacım. Tabii onlar da de, evet, o bol şeyleri giymek için çok daha zayıf olmak lazım yani. Bolu aman şişman kadın giysin diye değil, zayıf kadın giysin diye bol güzel. Değil mi? O bollarda. Çünkü çok şişman kadınların da çok fazla bol şey giymesi daha şişman gösterir. Peki ben mesela sizleri takip ettiğimde şunu görüyorum. Bu da hoşuma da gidiyor. Yani evdeki bak bunu bununla çiftleştirebilirim, bunu bununla. Bak ne güzel yakışıyormuş meğerse. Bununla bu. Mesela kırmızıyla fuşya var bu sene. Tabii bütün renkler bir arada. Mesela şimdi bir ceketler yaptık biz. Üst üste giydiriyoruz. Sarı, kırmızı, yeşil. Dördünü üst üste. Üç rengi, dört rengi üst üste giydiriyoruz. İncecik kumaşla. Çok hoş duruyor. Bu sene onlar çok var. Yani bir sürü rengi bir arada kombin etmek. Ama o çok hassas bir nokta yani. Onu çok fazla dikkatli oynamak lazım o renklerde. Şimdi Canan Yaka biraz önce dedi ya, bir kere giyeceğim, bundan bir kere vazgeçin. Yok. Bakın eşleştirebiliyorsunuz. Tabii. Artık ben şeyi de seviyorum yani, uzun yerlere kadar bir tuvalet, üstüne küçük bir hırka. Hırka tabii. Değil mi? Bunlar da ben var. Ben bunları seneler evvel yaptım biliyorsun. Evet. Hiç unutmuyorum, Ajda Pekkan İsviçre'ye gidiyordu. Ona bir etek yapmıştım, içinde bir bluzu vardı. Üstüne de leopar bir hırka yapmıştım. Bayağı hırka yapmıştım. Kaç sene evvel. Değil mi? Benim bir kötü tarafım şu, ben 5 sene evvelden gelen modayı görüyorum. Kendimi onun için çok zor anlatıyorum insanlara. İlk böyle yadırgıyorlar ben de gördüklerini. Sonra 5 sene sonra. Sonra 5 sene sonra alıyorsa 5 sene sonra hala giyiyor olabiliyor. Modası geçmiyor hiç. Öyle bir mal seçme tercih ediyorum yani. Benden aldığın şeyi uzun seneler kullanman lazım. Çevirip giymen lazım, kullanman lazım. Çünkü savurganlığı sevmiyorum. Değil mi ya? Kötü değiştirilebilmeli, bir şey. Kullanılabilmeli. Evet. Yani her şeyinizi de hemen böyle bir kere bilmem ne. Gerçi siz öyle yapmıyorsunuz. Onu mutlaka bir şekilde takip ediyorsunuz. Şunu şöyle, bunu böyle ben de takip ediyorum biliyor musunuz? Diyorum mesela bununla bu olur mu ya, bu renkte bu? Meğer ne kadar yakışıyormuş diyorum. Yakışıyor oluyor tabii. Mesela olmaz. Morla saks giyilir mi? Ay ne güzel duruyor. Tabii mesela seneler evvel bu ilk moda cümbüşünü Yves Saint Laurent çıkardı biliyorsunuz. Renklerin kralı oydu. Evet. Çünkü kendi Marrakeş'te yaşıyordu. Marrakeş'e gittiniz mi bilmem. Orada acayip renkler iç içe giriyor. Evet, bir evin salonuna giriyorsun. Marrakeş'e. En merak ettiğim yer Marrakeş. Bir evin salonuna giriyorsun, bir bakıyorsun bu duvar cart bir elektrik mavisi, bu duvar kıpkırmızı, bu duvar yemyeşil ama hepsinin en parlak rengi. Bir arada nasıl yapılmış diye düşünemezsin. Bir arada gördüğün zaman aklını oynatırsın, büyüleyici bir güzellik Allah çıkıyor. Allah.
Saint Laurent'ın da orada senelerce yaşamış evi var. Majorel diye bir bahçesi var. Dünyadaki anormal acayip bitkileri var orada. Orayı gezdiğim zaman ben hayran olmuştum. Adam o ülkede renklere aşık olmuş ve bütün o renkleri birbirine karıştırarak hep defilelerinde verdi. Değil mi? Öncüsü odur renklerin bir araya karışımının. Şimdi Allah rahmet eylesin, vefat etti. Evet. O büyük duayenler şimdi yok. Şimdi gençliğin eline geçtiğinden beri modada bitmeye başladı yani. Peki senin dikkatini çeken bir genç var mı? Yani bak Seda, şu geliyor dediğin, yoksa bunların hepsi birbirine benzeyen? Yurt dışında yeni gelen nesil de çok iyi değil. Yani mesela işte bir Karl Lagerfeld'in, bir Valentino'nun, bunların yerine geçecek adamlar daha yok. İşte bir Galliano vardı ki dikiş tekniği niye çok iyi. Niye yerinize geçecek adamlar yok? Yurt içinde de böyle. Yurt dışına sen diyorsun yok ki... çünkü emek vermek istemiyorlar. Sedacığım, ben hala bu yaşıma geldim. 42 senedir bu işi yapıyorum. Ben hala, herkes zanneder ki ben Avrupa'ya defile görmüyorum. Defileyi göreceğim, ben ne öğreneceğim? Ben oraya gidiyorum, orada benim annemin atölyesinden gitme elemanlar var çalışan. Hala bu büyük atölyelerde çalışıyorlar. Gidiyorum onlarla, atölyelere giriyorum, yeni teknikleri öğreniyorum. Dikiş tekniği her zaman çağ nasıl atlıyor, değişiyorsa o da değişiyor. Kol takımı değişiyor, biçkisi değişiyor, iç malzemeler değişiyor, bir gap yerin yapacağın balen şekli değişiyor, krenler değişiyor. Bunları öğrenmen lazım, devamlı kendini yenilemen lazım. Yenilemezsen yapamazsın yeni gelen. Olmaz. Tabii bir tek kötü tarafı şu, benim annemin çağında çıkan o güzel kumaşlar artık Avrupa'da da yok. Çünkü niye? Onlar da daha ucuz. Çünkü o kumaşlar çok acayip paralara mal oluyor. Bu evvelden mesela 9 iplik dokunan krepler vardı, muhteşemdi. Ondan bir tuvalet çünkü diktiğin zaman... Çünkü artık herkes her şeye sahip olmak istiyor. Onlar da indirdiler. Onlar da indiriyorlar. İndirdiler. Artık 9 iplikle dökümüyor da 5 iplik dokuyor. 5 iplik dokuduğu zaman o gramajı alamıyorsun. O gramajı olmadığı zaman o tuvalet öyle düşmüyor. Onun için bu sefer içine teknik girmek lazım. Hep bunları takip etmek lazım. Yani ben biliyorum, bu işi öğrendim, bitti yok. Ben hala öğreniyorum. Bunlar hemen nasıl oluyor diyorsun? Bunlar hemen öyle. Bunlar her şeyi biliyorlar. Bir de cesurlar. Ben hala bir elbiseye başlarken korkuyorum. Geceleri rüyama giriyor. Bununla nasıl başa çıkacağım diye düşünüyorum. Doğru, biliyor musunuz? Gidiyorum geliyorum, orasını beğenmiyorum, söküyorum, yeniden yapıyorum. Tekniğini değiştiriyorum. Bunlar bir gecede giriyorlar, yapıyorlar, çıkıyorlar. Ben hayretle bakıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen dünyayı çok yakından takip ediyorsun. Mesela birkaç isim dünyanın en önemli markalarından isimlerini de saydığın oldu. Ben onların o ödül törenlerinde ya da işte o kırmızı halıdan geçerken aktrislerine bakıyorum. Bazıları da o kadar kötü ki. Çok kötü. Mesela bu ne ya diyor musun? Tabii diyorum. Ulan ben bunun diktiğini ayağımla dikerim. Tabii. Ya da dediğin yani oluyor bak mu? Bak şimdi şunu da söyleyeyim. Çok kötüleri de var. Bunda marka da çok var, iddialıyım. Markası var diye. Benim mesela Avrupa'daki bu en büyük kütürlerin diktiği dikişten çok daha yüksek bir dikiş tekniğimiz var. Kesinlikle inanıyorum. Onlardan buna kesinlikle hemfikirim. Çok daha iyi dikiyoruz. Çünkü benim övünebileceğim böyle bir kadrom var. Maalesef bu kadro da bitiyor, arkadan gelen kadro da yok. Çünkü herkes kolay para kazanıp kolay yemeği öğrenmiş. Öğrenmiş. Eskiden ben hatırlıyorum, bize 12-13 yaşında kızları getirirlerdi. Eti benim, kemiği senin, bunu yetiştir derlerdi. Derlerdi. Biz de alır o kızı yavurur, ufak yaşta öğretir, yetiştirirdik. Dikiş öğretirdik. Dikiş bakın, öğretirdik. Dikiş çok önemli ya. Dikişi öğrendiğin zaman sonra provayı da öğreniyorsun. O arada kumaşı tanıyorsun. Nasıl tekniği öğreniyorsun. Şimdi biz eleman aramaya kalkıyoruz. Eleman geliyor. Giriyor. İkinci gün diyor ki ben kızım provadan çıkarttım mı çıkar. Bir baktım elbiseyi kapatıyor. Ne yapıyorsun? Sen bunu masaya yatırdın mı? Regula yaptın mı? Regula ne diyor? Türkiye'deki başka en büyük atölyeden geldin. Sen masa regulası bilmiyor musun? Biz hiç duymadık, yapmadık diyorlar. Tabii. Ondan sonra kaçıp gidiyorlar. Benim tekniğimi, benim işteki titizliğime dayanamıyorlar. Eleman yok eskisi gibi. Biz küçük bir kadro kaldık. Aynı elemanlarımız. Aynı, evet, yıllardır. Yıllardır. Benim annem gibi Türkan, biliyorsun. Çok şeyi ondan öğrenmişimdir. Bana emeği Allah çoktur. Allah razı olsun ondan. Türkan'dan. Ha. Ama Türkan ablayı da yetiştiren işte, annem tabii. Heh, onun için o da beni yetiştirdi. Beni de Allah yetiştiren Türkan. Türkan ablaya da. Ay canım o da yeni yetiştiren o. Biz ikimiz nesli tükenmiş kaldık bu işte.
Biz hala huysuzuz, hala titiziz. O da şöyle en ufak şeyle, evet huysuzuz, titiziz. Ben yaptığım şeyi beğenmiyorum, kendi yaptığımı bile beğenmiyorum. Her gün kendimle bir savaşım var. Kendimi aşmam lazım. Ama daha iyisini yapmam lazım. Canan Hanım, hiç müşteri çevirdiğiniz oldu mu? Ben sana dikmem. Yani çok. Öyle demiyorsunuz. Öyle ben duyduğumu söyle. Şimdi söyle ben. Tevazu göz. Ben duyduğumu söyleyeyim. Ben çoğunun kafasına, hele bazıları mesela işte şuradan şu kumaşı bunu diker. Kumaş fırlattığını ben biliyorum. Bana kumaşla gelme. Gitmiş oradan bir şey zaten. Şunu almış mesela. Hani bir şey bunu. Yani Canan Yakan'ın. Bakın şimdi bu çok önemli. Şimdi ay işte 10 liralık kumaş alalım bir kelime. O kumaşı küçümsediğimden değil. Dikmeye kalktığımız elbise çok büyük bir elbise. O onunla olmaz. Ona, o 10 liralık kumaşı ona göre model yapacaksın. O elbiselere o tekniği verebilmek için o kumaş lazım. Büyük elbise ne demektir? Şimdi büyük elbise diye anlatıyorsun sen. İnsanlar merak ediyor. Büyük elbise. Mesela ne bileyim bir kayınvalide elbisesi. Bir kayınvalide elbisesi derken de şöyle, yani tekniği zor alan elbiseler var. İşlemesi falan mıdır? İşlemesi keza. Ne bir drape tekniği, çekmek çok önemli. Tabii ben görüyorum şimdi çekilen drapelere, şokla bakıyorum. Böyle bir orada düğünde dağılıyor drape. Dağılıyor. Kolunu kadına bir yaka takıyorlar. Kadın kolunu kaldırıyor. Bütün yaka sökülüyor, aşağıya kadar iniyor. Ben çok görüyorum mesela, çocukları gönderiyoruz gelinlik giydirme, işte mesela kayınvalidenin elbisesi X büyük bir atölye yapmış. Kadın elbiseyi giyiyor, yırtmaç açmayı unutmuşlar. Yürüyemiyor kadın. Kadın yürüyemiyor. Hiç unutmuyorum bir düğünde, hele çok gene böyle önemli atölyeden gep yerine fermuar dikmeyi unutmuştu. Kadın giyinmek istiyor. Giyinemiyor bir türlü. Oğluna diyor ki kapatsana beni. Oğlan diyor ki yok kapatacağım yani, nereden kapatayım. Sonra dediler ki gelip bir bakar mısınız? Bizim kızlar gitmiş. Demişler ki fermuar yok. Pazar günü de nereden fermuar? Üstünde kadının elbiseyi diktiklerini biliyorum. Allah yani Allah. İşini çok takip etmen lazım. Kesinlikle. Bizim işimizde çıt çıtına kadar kontrol etmen lazım. Biz öyle gördük, öyle öğrendik. Biz hala çıt çıtımızı kaplarız. Agrafımızı elde sararız. Nasıl giyinmeli mesela? Şimdi önümüz yaz, düğünler var. Bir kere, kayınvalide ya da bir gelin annesi. Bir ya da erkek bir annesiysen daha da ağır giyinmen lazım. Erkek yani, annesiysen daha da ağır. Ağır. Mesela yani ne renkler? Şöyle ağır derken. Pastel, inci grileri, toprak tonları, leblebi bejleri, böyle cart, çok gençsen belki bir hani kırmızının güzel bir tonu ama böyle turkuazlar, şeyler, olmaz. Bu tip siklamenler erkek annesine falan. Olmaz. Olmaması kız lazım. Kız annesi, kızı evleniyor kadın. Kızı evleniyorsa o daha renk giymeye müsait. Çünkü daha kız annesi, genelde de kız annesinin yaşı daha da genç oluyor. Erkek daha bir belli yaşta evlendiği için, kızlar daha genç evlendiği için kız annesi daha da genç oluyor. Gene ben de onu daha pastel tonları, ben gece elbiselerinde pastel tonları tercih ediyorum. Daha da zarif zaten. Daha zarif duruyor, çok daha zarif. Rafine duruyor. Genelde de şimdi bahçe düğünlerinde o bu pudra tonları, uçuk su yeşilleri, su uçuş, mavileri, uçuş, uçuş elbiseler veyahut da bu sene çok balık elbise var, çok vücudu saran elbiseler evet. var. Onlar çok teknik isteyen elbiseler yani, görüyoruz bence ortada de. İki bir anda rezil olabilirsiniz yani. Öyle değil yani, o balık elbiselerin çok farklı teknikleri, çok farklı kesimleri var ama işte yapıyorlar, herkes bir şeyler yapıyor, insanlar da rahat rahat giyiyorlar. Bir de sen şeye de çok dikkat ediyorsun mesela, soruyorsun, ben mesela birkaç provanda olduğum için gelinliği hazırlıyorsa davet peki geline yakın aileden olanlara gelin de yarışmamasını tabii, sağlıyorsun. Tabii çok önemli. O çok önemli. Çünkü o çünkü onun birkaç gecesi. Provasında böyle o onun beni gecesi. De sevdikleri için o orada yanında tek rahat olmalı. Konuşuyorlar düğün sahipleri tabii, de. O orada tek olmalı, inci gibi o parlamalı. Yanındakiler de güzel olmalı ama o dozunda olmalı. Evet, ona aşmamalı. Şeyi o. O kraliçesi o. Onun prenses gibi olması lazım. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Gelinlikte masumiyeti ifade etmek lazım. Son senelerde mesela görüyorum çok fazla makyaj sevmiyorum gelinlikte. Evet, o kıpkırmızı rujlar. Bütün gecenin sonunda bir de o kıpkırmızı rujlar. Halbuki daha az. Varla yok arası bir makyaj. Çok pastel tonda bir ruj. Muhakkak saçını toplu seviyorum gelinlikte. Bir de böyle upuzun açıyorlar o saçları. Köylü kızı gibi duvakla hiç olmuyor. Gelinliğin ne olsa olsun şöyle hafif bir toplama, değil mi? O duvağınla, tacınla, başınla beraber daha klas oluyor. Genç kızlara da onu muhakkak tavsiye ediyorum. Aman çok boyanmayın.
çok fazla dekolteye kaçmayın gelinlikte. Çünkü bir masumiyet simgesi yani. O bir beyazlık, temizlik, masumiyet, saflık. Güzel bir başlangıç demek. Değil mi? Onun için onu çok dozunda tutmak lazım. Harika ya. Canan Yaka konuşunca sohbetine doyum olmuyor. Mehmetçim de böyle dinliyor. Değil mi? Evet. Sen de iki tane kız çok, yetiştiriyorsun. Evet. Dikkat ben et. Çok çok tüyolar aldım. Demin resimlerini gördüm. Giymişler bembeyaz mini mini gelinlikleri. Ah, saçlarına bayıldım. Evet, çok tüyolar aldım. Güzel. Kızlar büyümüş. Seyrediyor, Mehmet'in kızları. Seyrediyor televizyon karşısında almıştır o da. Ah prenses gibiler. İkisini de giydirmişler böyle böyle. Saçları, başları, saçları bayıldım. Peki Mehmetçim reklama girmeden önce az önce anonsunu yaptım ve bunun cevabını almak istiyorum dedim. Evli bir kadın burada işte efendim bugün Türkiye'nin en çok satan Posta Gazetesi ilavesinde aşka dair 100 kısa soru 100 kısa cevap tamamen aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'in sizlerden gelen sorular üzerine cevaplandırdığı mini bir kitapçık. Buradan aldığım bir soruyu yönelttim. Burada diyor ki evli bir kadınım. İşte kocamı aldatıyorum. Yani bundan pişmanlık duymalı mıyım? Bundan çıkarak şöyle bir soru sordum. Derim ki bir evli kadın karşısındaki bir erkekle başka bir diğer erkekle ilişkiye girdiğinde ben hep şunu merak etmişimdir. Tamam kadın artık bunu göze almış belli. Yani o olmazsa öbür olacak. Ondan sonra öteki de olacak. Belki de kadın artık böyle gidiyor. Hep şunu merak ederim. Bu da benim sorum sana. Karşıdaki adam bu kadına nasıl bakıyor? Yani ne biçim kadın bu ya? Ben de bu nasiplenenlerden biri bakayım da gideyim yoksa aşık da olabiliyor mu? Yani tasvip ediyor mu? Buna nasıl bakıyor? Bu ne biçim bir kadın aşık demiyor? Aşık olmuş olsa bile mümkün. Aşık olmuş olsa bile aşkın süresi geçtikten sonra en basit bakış açısı şudur. Bu kadın kocasına yaptı bana da yapabilir. Hafif meclek görüyor, en soru basit, işareti. En basit bakış açısı. Yani kocasını aldattıysa beni aldatma riski de vardır. Yani. Bu kadar basit. Bu birinci bakış açısı. İkinci bakış açısı. Tabii ne beklediğinize bağlı. Ben o kadınla sadece gönül eğlendirmek istiyorsam, ben sadece işte hani gezme eğlenme de değil, işte sadece bir yatak ilişkisi şeklinde bir şey sürdürmek istiyorsam çok da umurumda olmaz açıkçası. Ama çünkü şerefli ben, bir adam da yapmaması lazım. Bugün sen başkasının karısınla bunu aldığım, yapıyorsun. Yok, onu pek düşünmüyor adamlar. Aldığım şeyle lazım. Alakalıdır. Yok onu da tek aldığım şeyle alakalıdır. Yani istediğimi alıyorsam kocasını mı aldatıyor, şunu mu yapıyor, bunu mu yapıyor? Benim çok umurumda olmaz açıkçası. He. Benim çok umurumda olmaz. Ama biter. Şunu özellikle söyleyeyim. Kocasını aldatan kadın biri için aldatıyorsa o biriyle kocasından boşanıp onunla evleneceğini sakın düşünmesin. Aynı şekilde evli bir erkekle olan kadın da... Aman bayıla bayıla alan adam da var be. Çok az, çok az, çok az. Evli bir erkekle olan kadın da o erkeğin karısını boşayıp kendisiyle evleneceğini düşünmesin. Bunlar var ama çok düşük oranlarda. Çok düşük oranlarda. Ve de bitmeye mahkum. Yani genellikle biter. Bence bugün alın daha çok sorular. 100 tane ben birkaç tanesini sorabildim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Program mı bitti? Aa doyamadım ben. Arkası yarın gibi oldu. Ne güzel oldu. Canan Yaka'ya teşekkür ediyorum. Mehmet Coşkun Deniz'e teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Melo Kayı'mızı kaybettik. Yarın tekrar bununla ilgili konuşmak istiyorum. Allah'ın rahmetine kavuştu o. Allah ben yine yarın buradayım. Allah rahmet eylesin. Çıkın çıkın gelin.